Merhabalar sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. TV52 ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili Yaşama Dair, ben sevgili Şükran Karaoğlan'a hoş geldiniz. Hepinizin kandili mübarek olsun, ettiğiniz dualarınız kabul olsun diyoruz. Evet, bugün günlerden çarşamba. Ama benim öncelikli olarak şikayetlerim var. Öncelikli olarak şikayetlerimi sizlere bildirmeyi kendime bir borç biliyorum. Sevgili yönetmenim, yayından önce ben müzik istedim. Enerjimizi yükseltelim, daha da pozitif olalım. Göndermedi, seni Allah'a havale ediyorum. Tamam mı? Bak Deniz de şey yapmış bu. Hayır hayır, şu an olmaz, kabul etmiyorum. Yayından önceydi, geçti canım. Bak dışarıda zaten kasvetli bir hava var. Karşıdan karşıya geldik. Yani Mecidiyeköy'den Dudullu'ya geldik. Mecidiyeköy yağmurlu, Dudullu hafif güneşli. Burası şimdi yağmur yağacak. Neyse, affettim seni ama zannetme ki unuttum. Evet sevgili izleyiciler, bugün avukat konuğumuz var ve sanatçı konuğumuz var. Aslında avukatımız Filiz Opak bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi benim yayın öncesini de gördüler. Duramıyorum, zıplıyorum ama ben yayın öncesinden nasılsa yayın arkasında da öyleyim. Hiç değişmiyor. Ama avukatımız olduğu zaman ciddiyetimizi bozmayacağız. Bak şimdi ciddi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz? Teşekkür ederim. Şimdi aslında beni tanıyan izleyicilerim zaten biliyorlar. Benim bazı konularda keskin çizgilerim var. Özellikle son dönemde kadına uygulanan şiddet, kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri. Aslında bu konuyla ilgili konuşmak da istiyorum. Bunun dışında da boşanma aşamaları. Türkiye'de artık boşanma sayısında çok ciddi anlamda büyük artışlar var, değil mi? Evet öyle. İnsanlar, kadınlar özellikle artık güçlendikçe ve eğitimleri özellikle bence arttıkça tahammülleri çok azaldı. O yüzden de erkekleri boşuyorlar. Bunu destekliyor muyum? Tabii ki de desteklemiyorum yani avukat olmama rağmen, ama yine de öncelikle zaten eşler ya da çiftler ya tek gelsin ya beraber gelsin, öncelikle bir barışma yolunu elbette ki deniyoruz. Ama olmayınca da olmuyor, yapacak bir şey olmuyor. Çünkü yani dediğiniz gibi yani psikolojik taciz, işte ekonomik taciz, işte bir sürü bununla ilgili kadına uygulanan şiddet türleri var. Ve hakikaten kadınlarımız bu yönde de çok mağdur oluyorlar. Evet, konumuza devam edeceğiz ama sevgili izleyiciler, şimdi hep kadından bahsediyoruz. Türkiye ataerkil bir topluma sahibiz. Yani biz Türkiye olarak ataerkil bir topluma sahibiz. Ve anneler çocuklarımızı, erkek çocuklarını yetiştirirken ne yazık ki ataerkil toplumun gerekliliği şeklinde, yani erkeksin yaparsın, kızsın aman, erkeksin helal, kızsın günah gibi yetiştiriliyor. Bunu da konuşacağız. Sizler 0216 396 52 52 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabilirsiniz. Yalnız Türkiye'de değişmeyen bir gerçek var. Evet, Türkiye'de kadınların eğitim seviyesi yükseliyor olabilir. Ama kadınlar çocuklarından dolayı eğitim seviyelerinin yükselmesine rağmen yuvalarını mutsuz da olsalar yıkmak istemiyorlar. Ama ve lakin kadın gerçekten artık son noktaya geldiği zaman da işte şiddete maruz kalıyor, tacizlere maruz kalıyor, o oluyor, bu oluyor, birçok şey. Ve sonrasında kadın bitirmeye karar veriyor. Bence bir kadın eğer anneyse evliliğini kolayca bitirmek istemiyor. Mutlaka onun altında farklı nedenler yatıyor. Tabii madalyonun ikinci yüzüne baktığımızda da aynı sorunları yaşayan erkekler var. Ama baktığımızda çoğunlukla kadınlar var. Bunlarla ilgili konuşacağız. Boşanma aşamasında velayetlerle ilgili konuşacağız. Sizler yayınımıza, avukatımıza sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdi değerli sanatçı konuğumu da davet ediyorum. Programımız başlıyor. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. Edeceğiniz dualarınız şimdiden kabul olsun diyoruz. Evet, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben sanatçı konuğum Ramazan Sözleri davet ediyorum. Yayınımız başlıyor. Tabii ki bizler biliyorsunuz. Yayınımız başladıktan sonra sizler bizi aramaya başlayabiliyorsunuz. Sen candan iste, bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Kim demiş ki olmaz?
sesini hiç düşünme. Olur olur, bal gibi olur, kalplerimiz yolları bulur. Olur olur, bal gibi olur, akan sular sularda durur. Sen düşün yine, neler olmaz bu alemde. Bin dereden su getirme, yanıma gel gel gizlice. Bir düşün sen düşün yine, neler olmaz bu alemde. Bin dereden su getirme, yanıma gel gel gizlice. Olur olur, bal gibi olur, kalplerimiz yolları. Yaşamaz buna kimse, yaşayalım gönlümüzce, ötesini hiç düşünme. Sevmek seni bir suç ise, karışamaz buna kimse, yaşayalım gönlümüzce, ötesini hiç düşünme. Efendim? 70'ler, 60'lar, 80'ler hangisi? 40 yıllık şarkı ve şu anda bu 70'ler, şarkıyı seslenen, seslendiren Asum Aralman bizi izliyor şu anda kendisi. Selamlarımızı, bu şarkı, evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Özellikle bizi hani izliyor. Hani çocukluğumuzda işte filmlerde geçen şarkılardan. Çok severim ben bu şarkıları. İnanılmaz severim. Yani bu şarkı da beni her zaman gülümsetir biraz da. Biraz çocukluğumuz. Ya bir de şöyle bir şey var. Eskiden dinlediğimiz şarkıların bir kalitesi vardı. Şimdi çabuk tüketici bir toplum olduğumuz için her şeyi tükettiğimiz gibi şarkıları, evet, da tüketiyoruz. Ama ben bu şarkıların hiçbir zaman 40 yıldır aynı hazla, aynı keyifle dinleniyorsa zaten o da dinlenmeye devam edecektir. Bir 40 yıl daha, belki bir 50 yıl daha inşallah. Daha sürer, evet. Görür müyüz, bilemiyoruz ama. Çünkü yeni nesillerimiz de şu anda bu şarkıları seviyorlar çocuklar. Çocuklarımız falan. Onlar da seviyor şu an bu şarkıları. İşte çocuklar seviyor. Yetişkinlerden emin değilim. Böyle artık 18 yaşlardan sonrakilerin dinleme tarzı biraz daha Avrupa'ya yönelmiş durumda. Ama biraz da şey var. Yani şimdiki gençler de bu şarkıları gene annesinden babasından duymuştur. Yine bir hafızasının kenarındadır bu şarkılar. Yani işte öyle olsun. Kaybolmayacak bu şarkılar. Şarkılar kaybolmaz ama, evet, bu şarkılar kalitesinde aynı şarkılar bir daha da yapılmaz diye düşünüyorum. Artık şarkılar bir aylıktır ömrü. Bir aylık. İşte parayı kazanıyorlar, sahneyi yapıyorlar. Atalar Üsküdar'a gidiyor öyle. Aynen. Evet sevgili dostlar, 0216 396 52 52 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabilirsiniz. Avukatımıza sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Fakat ben son dönemde gerçekten bir kadın olarak artık rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü Türkiye'de geçen ay Ekim ayında bir ay içerisinde öldürülen kadın sayısı 40. Az bir rakam değil yani. Çok. Tacize uğrayan, şiddete uğrayan kadınları ben saymıyorum. Ama ben şunu anlayamıyorum. Yani kadınlar mı eşlerinin... Ya bir kadın ilk tokatı yediği zaman tepki vermiyor. Bu Türkiye'ye has bir durum ama birazcık da. Yani evet, çünkü, yazık ki. Çünkü Türkiye'de belli bir kültür ve ataerkil bir toplum olduğumuzdan dolayı erkekler çok sindirme politikasını uyguladıkları için kadın ilk etapta bir affetme, tekrar deneme, işte efendime söyleyeyim çocuğu varsa çocuğu için direnme gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu arada evli misiniz? Bekarım. Sizin susunu almıyoruz. Bekarım. Evlilik var mı? Hiç evlendiniz mi? Hiç evlenmedim. En güzelini yapmışsın. Bekarım, evet.
evlenenler ayrı bir dertli, ayrılanlar ayrı bir dertli. Ama Türkiye'nin koşullarına baktığımızda son dönemde gerçekten kadınlara artık bilmiyorum ülke olarak psikolojimiz mi bozuldu bizim? Birçok kadın cinayetleri ve en sonki cinayet 2 gün önce, 3 gün önce 16 yaşındaki bir kızı öldürüp bavulun içine koymuş. Adamın 28 tane suçtan araması var. Yani biz bu kadar cani bir toplum değiliz ama cezalar caydırıcı mı? Bir kadın ne yapmalı? Yani şiddete uğrayan bir kadın ne yapmalı? Hani ben şunu her zaman sizlerle paylaşıyorum sevgili izleyiciler. Bir insan sevdiğine kıyamaz. Saçının teline zarar gelse dünyayı yakar. Bunun adı sevgi değil, bunun adı hastalık, bunun adı bağımlılık ama adı sevgi değil. Ben sevgi olduğuna inanmıyorum. Bir insan sevdiğine kıyamaz çünkü. Şimdi şöyle bir kere ilk etapta kadın aslında her şey çok kolaylaştı. Kanun değişti bu arada. İlk etapta yani kadın oturduğu yer, mahalle, işte karakoluna, işte savcılığa, yani savcılık uzak gelebiliyor, insanlara zor gelebiliyor. Ama karakolda hemen ilk etapta bir şikayetini yapabiliyor. Ve kolluk görevlisi de akabinde direkt savcılığa bunu bildirmekle görevli ve bu olayların araştırılmasıyla ilgili de ciddi bir statü aslında baktığınızda. Ya bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Gidiyordun, şikayetçi oluyordun. Adamlar dedi ki kocandır, sever. Kocandır, döver. Eskiden böyle de bir şey vardı. Ve aslında kanunun değişikliğine göre şöyle de bir durum var aslında. Kadınlar sadece artık evlilik birliği içerisinde korunmuyor. Sevgili ya da yahut bir gönül ilişkisi içindeyken bile bir rahatsızlık söz konusu olduğunda yine aynı şekilde bir şikayet edip ve yine aynı şekilde uzaklaştırma kararı alabiliyor. Ha, bir uzaklaştırma kararının uygulanmasında birazcık sıkıntılar oluyor. Çünkü artık yani sonuçta şöyle bir şey var. Kadın nüfusu çok yoğun bir milleti. Tabii canım. Mesela yani, bir erkeğe hakikaten söyleyeyim. 4 kadın düşüyor nüfus oranında. Bir ailede kaç tane kız çocuğu var? Bizde mesela 10 kardeşiz. 4 erkek 6 kızız mesela. Kız nüfusu daha fazla. Yani kadını orada sadece bir uzaklaştırma kararıyla bir kağıt parçasıyla korumak biraz zor oluyor. Tabii ki bizim çok güçlü bir kolluk kuvvetimiz var. Devletimiz bu anlamda çok kuvvetli ama yine de işte kadın nüfusu diyelim o kadar kalabalık, o kadar büyük sıkıntı ve sorunlar var ki bana sorarsanız kadınların hani böyle özellikle buna çok tehlikeye maruz kalabilecek yerlerde oturan bir bölge bölgede bu değişiyor sonuçta. Ya Anadolu'da mesela ayıptır, rezil oluruz diye sindirilen kadınlar da var. Aynen. Bir de aile içinde olunca mesela aile içi evlilikler var biliyorsunuz. Orada akraba zaten iyice otomatikman hani günahtır, işte efendime söyleyeyim ayıptır. Tabii annem bana diyordu ki kızım boşanma, baban seni öldürür diyordu. Bu yüzden ya hani baba öldürecek, koca evinde kocayı ya sen öldürecek, ne o seni öldürecek. Hakikaten öyle bir şey var. Yani çocuklarınızı dünyaya getirirken özellikle de kız çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü elin adamı sahip çıkma kızınıza zaten gereken olumsuzlukları yaşatıyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten bizim ülkede kızlar niye mağdur oluyorlar? Aile veriyor kızı. Ya kefeninle geleceksin, gelinliğinle gittin, kefeninle geleceksin. Maalesef yani azaldı bence yine ama tabii özellikle Anadolu bölgesinde hala bu çok yoğunlukla. Muhtemelen biz çoğunu bilmiyoruz ve duymuyoruz bile. Yani çünkü kızlar yani kızlarımız ya da kadınlarımız bununla alakalı başvurular yapmaktan bile çekiniyorlar. Bir de bilmiyorlar. Bilmiyorlar hani suç işlediklerini zannediyorlar. Aslında kadınlar aslında eskisi kadar bilinçsiz değil bu konuda. Ben öyle düşünmüyorum. Ben hani son zamanlarda özellikle çok sık boşanmalar dediğiniz gibi çok artış var. Bana da başvuranlar çok. Sadece bu anlamda bence kadınlar ekonomik açıdan birazcık güçsüz kaldıkları için genelde tek başlarına hareket etmek durumunda kalıyorlar. İşte aile sahip çıkmıyor. Ve tek başına yani bu olayla hem başa çıkamıyor, ne yapacağını bilemiyor, kimi arayacağını bilemiyor. Herkesin ailesinde muhakkak hukukla alakalı bir bilgisi olan biri olmayabiliyor. İşte onun komşusu, onun bilmem nesi şekilde telefonlar da bana çok geliyor tabii ki de. Bir de korkuları var. İşte avukata gideceğiz, danışmanlık ücretleri var. Yani aslında insanlar çözüm arasalar herkesin elinde bir tane akıllı telefon var. Ya işte onu demek istiyorum zaten. Hem bu anlamda artık çok şanslı bir dönemdeyiz aslında. Aynı zamanda hani İstanbul Barosu'na bağlı bir avukatım ben ve baromuzda bununla alakalı gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Ben adli yardım avukatlığı da yapıyorum aynı zamanda. Oraya bir başvuru yaptığınızda ve eğer ki yani bir ekonomik durumunuzun gerçekten kötü olduğuna dair bir elinizde fakirlik kağıdınız varsa muhtarlıktan alınabiliyor bu kağıt. O zaman zaten adli yardım anında gerekli müdahaleleri yapıyor. Yani adli yardımda
açarken açabilir miyiz? Adli yardım. Başında bizi izleyen izleyicilerimiz. Çünkü bazıları da şey diyorlar hani haklarını da bilmek çok önemli. Haklarını bilmeden kimse hak sahibi olamıyor yani. Doğru. Yani İstanbul Barosu'nun bu bir adli yardım dediğimiz yani hani bunu ekonomik anlamda da algılayabilirler işte izleyicilerimiz. Evet tabii tabii zaten şöyle onun özelliği bu. Yani durumu müsait olmayan ekonomik anlamda bir avukat tutamayacak olan vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluş. Ya kuruluş da demeyeyim aslında İstanbul'a bağlı bir yani gönüllülük esasına dayanan bir durum yani. Bütün hemen hemen de bütün avukatlar bunu yapar. Çok da kalabalığız zaten İstanbul avukatları olarak. Orada da gerek yani hiçbir ücret talep etmeksizin sadece işte gerekli vekalet ücretleri ve bazen de ufak tefek masraflar oluyor. Vekalet ücretleri çok mu tutar? Yok vekalet ücreti dediğim şey noter zaten. 70-80 TL bir şey. Yani artık 109 TL olması gerekiyor. Ben tabii vekalet çıkarmadığım için bilmiyorum ama 109 lira olması lazım. Yani çok anormal bir ücreti yok. O 109 lirayı adli yardım karşılamıyor. Öyle bir durum var ama yani yine de o kadar sıkıntı çeken birini de 109 lira bir şekilde yani bir bulursun. Şekilde evet bir şekilde yani bir şekilde. Orada da yani şimdi adli yardım kısmında şöyle yani hemen hemen her konuya İşte boşanma, işte uzaklaştırma kararları, işte eğer bir işe iade durumu varsa yani bütün konular aslında. Ama biz şu an yani kadınlar konusunda konuştuğumuz için orada kalalım. Kadınlar anlamında orada çok güzel yardımlar oluyor onlara yani ücretsiz. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi biz devlet her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Bir kere ben kadınlarda şunu gözlemleyebiliyorum. Kadın geliyor mesela şiddete maruz kalıyor. Bir gaza geliyor, bir öfkeyle geliyor. O öfkesi geçtiği zaman da kadın barışma yoluna gidiyor. Bence asıl problem orada başlıyor. Yani bir şeye karar verdiğiniz zaman onun arkasında durabilmek çok önemli. Birçok cinayete kurban giden kadın mesela uzaklaştırma kararı alıyor. Uzaklaştırma kararını aldığı süre içerisinde tekrar görüşmeler başlıyor. Zaten karşıdaki insan sana bir şekilde bilenmiş oluyor ve bu bilenmenin arkasında mutlaka bir tartışma yaşanıyor ve tekrar olaylar çok farklı boyutlara gidebiliyor. Şimdi mesela son dönemlerde bu evliliklerde daha doğrusu boşanma süreçlerinde kanunlar çok değişti. Kanunların değişme sebeplerinden bir tanesi ekonomik anlamda 2001 yılından itibaren 2002 yılından 2002 2002'den önceki evliliklerdeki mal paylaşımından bahsedeceksiniz herhalde. Evet, evet. Mal paylaşımında evet 2002'den önce mal ayrılığı rejimi dediğimiz herkes kendi malına sahiptir şeklinde bir uygulamaydı. Hani tam düz peki anlatımla. Mesela 2002'den biraz önce sonra evlenmiş olanlar, 2002'den önce evlenmiş, boşanmak isteyen ama evlilik içerisinde 2002'den edinilen sonra ama edinilmiş mallar yine ortak. Yok, öncesini. Öncesi otomatikman kim ya, ne aldıysa ama ispat yüküne yok şey açısından yani. Sormak istediğim soru şu. Mesela biz 2002 yılından önce evlenmiş kişilerde birlikte evlenmişler, birlikte yapmışlar. Mal kimin adına ise ona mı ait oluyor? İşte oradaki ispat yükü genelde ödemelerde ve banka dekontları oluyor. Yani baktığınızda eğer orada adam misal veriyorum eş bir ev aldıysa ve onun hesabından bir para çıktıysa kadın da ona aslında destek bulunduğunu iddia ediyorsa bununla alakalı ispat yükü kadına düşer. Peki mesela kadının bu evlilik içerisinde boşanma sürecinde maddi anlamda boşanmada tamam edinilmiş mallarda atıyorum adam çalışmıştır, ev sahibi olmuştur, çocukları vardır falan. Çocukları ya yani eş burada hak sahibi olamıyor mu? Yani 2002'de mal ayrılığı olduğu için ona yani açıkçası çok da yapılacak. Yani dediğim gibi yani ya orada gene hayır mesela daha öncesindeki boşanmalarda kadın boşanırken en azından bir nafakası oluyordu. Nafaka i̇şte atıyorum bağlanır. Adamın iki tane evi vardı. Şöyle, bir tanesini kadın. Ben şu an sadece mal ayrılığından bahsettim. Şimdi nafaka dediğimiz şey bambaşka bir şey. Yok şey açısından söylüyorum. Yani kadının kadın, o boşanma süreci boşanma içerisinde sürecine tedbir nafakası bağlanır kadına. Bu tamamen adamın yani eşin ekonomik durumuna göre hakim takdir eder. Zaten çoğu da maaşlı çalışsa da yani, malı varsa da başkasının üzerine yapıyor. Ya malla oradaki genellikle çalıştığı ve aldığı ve yani normal aylık kazandığı maaş üzerinden hesaplanılıyor. Nafaka ve, ayrı biliyorum nafaka ama ayrı. Şey açısından söylüyorum. Yani kadın boşanma aşamasındayken çoluk çocuk sahibi olduğun, aynı hayatı paylaştığın kadına nafaka vermemek adına işte bir yerde çalışıyorsan işten çıkartma yapıyorsun. Kendi işte boşanma sürecinde mal paylaşımı olacaksa mal
malını bir başkasının üzerine geçiriyorsun gibi çok fazla şey yaşanıyor. Tabii ki. Ama... Yani o açıdan hani ne yapmak gerekiyor? Boşanma süresi yani... içerisinde ihtiyati tedbir kararı konabiliyor mu? Tedbirli bir şekilde açacaksınız bir kere davanızı. O öyle bir tehlike var ise mal kaçırma gibi. Tabii ki işten çıkmasına ya da sigortadan ayrılmasına karşılık hiçbir şey yapılamıyor maalesef. Yani böyle benim mağdur müvekkillerim oldu. Yani ona yapacak hiçbir şey yok. Yani orada hatta genellikle kötü olan avukat olur. Çünkü avukat bir türlü onu tahsil edemez. Ama peki tahsil edilemediğinde icraya veriliyor. İcraya veriliyor. İcra ömür boyu. Yani adam ama bir mal ya da bir bankasına bir hesap ya da vesaire kendi adına olmadığı müddetçe maalesef yani hiçbir şey yapamıyor. Yani mesela bana şöyle bir şey olmuştu. Müvekkilimin yani diyor ki 4000 lira maaşı var. Biliyor. Biliyor ama gayri resmi. Yani ben o gayri resmi maaş harcı yollayamam. Hani icra dosyanız da vardı. Açık hala adam borçlu ama adam resmi yollarla çalışmadığı müddetçe, resmi yollardan parayı kazanmadığı sürece. Nafaka karşılığında herhangi bir cezai müeyyide var mı? Var tabii. Yani orada şöyle bir şey var. 2 aylık biz nafakayı takibe koyuyoruz. Akabinde tazyik hapsi. Ama yani çok caydırıcı mı? Bazı işte böyle durumu gerçekten iyi olan işlere tabii can sıkıyor ama hakikaten adamın durumu yoksa da yapacak yani yatayım çıkayım diyor yatıp çıkıyor sonra tekrardan biz aynı işlemlere devam ediyoruz yani. Peki bu arada bu nafakayı tahsil etmek isteyen karşı tarafın herhangi bir masrafı pardon telefonumuz gelmişti. Ya sen söylesene telefon diye. Ben dalıyorum burada ne güzel bir konunun içerisindeyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şükran ablacığım. Merhabalar tatlım. Kanadım. Sevda. Efendim ablacığım. Tanıdım bak. Tanıdım tatlım. Nasılsın? İyiyim Şükran ablacığım. Seni tanıdım. Sen nasılsın? İyiyim. Özlemiştim seni. 2 haftadır sesin soluğun çıkmıyordu. Vallahi Şükran ablacığım sayende çok iyiyim. Sesini duymak için aradım gerçekten. Bana bak sen benim enerjimi mi çalıyorsun şimdi? Bak enerjiden %50 alıyorum komisyon. Allah'ım ya çok seviyorum Şükran ablacığım seni. Ben de seni seviyorum tatlım benim. İyisin değil mi? İyiyim Şükran ablacığım sayende çok sağ ol Şükran ablacığım. Ben bir şey yapmıyorum bir tanem sadece sana seni hatırlattım o kadar. Seninle konuşmak çok iyi geliyor bana ne bileyim. İyi ol o zaman her zaman olur mu? Olur Şükran ablacığım. Tamam bir tanem avukatımıza bir şey sormak istiyor musun? Hayır Şükran ablacığım öyle bir sesinizi duymak için aramıştım. Oldu bir tanem 18 yaşında. Öpüyorum seni tatlım hadi kendine iyi bak görüşürüz. Sevda da 2 haftada bir böyle sesini duymak için arar. Neyse biz konumuza dönüyoruz. Hadi ciddiyetimizi bozmayalım. Bu noktada hani herhangi bir de masrafı oluyor mu böyle? Yani zaten şimdi şöyle bir şey var. Tek celsede icra cezada bir şikayette bulunuyorsunuz ödenmediğine dair takibin. Tek celsede karar veriliyor. Yani onun masrafı tam olarak 50 lira mı 60 lira mı yalan olmasın o kadar. Şimdi yani. Biz hep öyleyiz ya hani masraf yapacağımız işte evet, başımızı ağrıtacağını da bilsek yapmıyoruz öyle değil mi? Evet doğrudur. Masraf olduğundandır bazı şey prosedürleri ikinci plan atıyoruz genelde. Ama bak enteresan bir şey daha söyleyeyim. 20 liralık hediyeyi almak için 40 lirada yol parası öderiz biz. Öyle bir milletiz. Böyle de bir hakikaten. Öyle bir milletiz. Gerçekten de öyle bir toplumuz. Yani 20 liralık hediyeyi alacağım diye 40 lira yol parası öderiz. Ama hediye güzel bir şey. İşte ama niye canım 20 liralık hediyeyi ama 40 lira, 40 lira gidiyor bu arada. 40 lira gidiyor bu arada evet. Bir de kanunen Türkiye'de hepimiz avukat olduğumuz için. Tabii bir de öyle. Hepimiz doktor olduğumuz için, hepimiz mühendis olduğumuz için komşuna gidersin. Ya bizim avukata gittik böyle söyledi. Avukat 2 şey söyler, avukat olursun. Ama burada doğru bilgileri verirsek en azından boşanma sürecinde olan, mağdur durumda olan kadınlar. Gerçekten ben şunu da gördüm. Eşi tarafından psikolojik anlamda çok ciddi şiddete maruz kalanlar. Yani illa fiziksel anlamda size bir zarar vermesi gerekmiyor. Mesela kadın şiddete maruz kalmıyor. Hani fiziksel bir şiddete maruz kalmıyor. Psikolojik, cinsel ya da ekonomik tacize uğruyor ya da tecavüze uğruyor. Ne yapması gerekiyor bu noktada?
Yani şimdi ilk etapta ispatlayabilir mi? Ne yapabilir? Yani bu şikayet aslında yani direkt karakola bildirebilir. Yani bir ispata gerek yok. Yani olayları zaten genellikle kadın çok yani gerçekten yaşamışsa eğer öyle bir durumu. Yani çünkü kadın canı sıkıldı da adamı bir ifadesinde o kadar detaylı o anlaşılıyor. Yani yaşamış yahut yaşamamış diyebiliyoruz artık yani bir yerde zaten ona göre de işlemleri ya yapabiliyoruz. Zaten son noktaya gelmeden ben hep söylüyorum bir kadın yuvasını kolay kolay yıkmaz. Yani bir ama bir erkek bir kadın bulur yuvayı terk eder bir hafta sonra eve geri döner. Kadın orada onu bekler ama kadın öyle değil. Kadın son noktaya gelmeden boşanmaya da karar vermez bitirmeye de karar vermez. Benim sadece belki de bundan sonra cezalar ne durumda? Yani şiddete maruz kalan kadınların mesela o an hiçbir şey yapılamıyor. İşte gidemiyor kadın. Adam kapıyı kilitliyor. Kadın çıkamıyor. 152 miydi? 153 müydü? Bir danışma hattı mı vardı? 183. 183. 183'ü aramaları. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Orası artık çok detaylı bilgi veriyor. Hem kadını yönlendiriyor, hem anında ne yapması gerektiğini söylüyor. Şimdi bu zaten buradaki sizi izleyen izleyiciler ne kadar da şu an bizi dinliyorsalar da insan o tehlikeyi ve o hakikaten şiddete maruz kaldığı anda ne yapacak? Bilemiyor. Korkuyor. Yani o yüzden ben olsam hani böyle ediyor. Bir tehlike ihtimali olan kadınlarımızın çoğu 183 telefonla kaydetsin. Hepimizin artık bir cep telefonu var. Evet. Anında arayıp harekete geçebilir. Çünkü o sırada ben avukatımı arayayım, yok karakola koşayım falan. Mümkün değil. Mümkün orada olmuyor o saatte onu düşünemiyorsun ve zaten o şiddete maruz kalan bir kadının ya da şiddete maruz kalan çocuklar. Mesela çocuklar da şiddete maruz kalıyor. Hani tamam kadın eşinden şiddet görüyor ama anne ve babasından şiddet gören çocuklar da var. Galiba bu konuyla ilgili de yasada bazı düzenlemeler zaten olmuş. Zaten işte yani orada zaten hem aile içine giriyor artık. Bir de tabii ki de baktığımızda TCK anlamında da bir suç olduğu için bir canlıya zarar vermek olarak orada ikisi açısından da zaten cezalandırılıyor ve hakikaten de cezalar bana sorarsanız caydırıcı tabii ki de ama şimdi insanlar yani daha doğrusu suç işleyen insanlar aslında öyle söyleyelim. Bir yerden sonra bence buna sanırım alışıyor. Yani ve sürekli hani girerim, yatarım, çıkarım gibi bir ya şeyler söz konusu işte, herhalde bence. Uzaklaştırma kararı verildiği evet. zaman. Maksimum 6 ay alınıyor mesela o karar. Maksimum 6 ay. Gerek görüldüğü takdirde de bir tur daha uzatılabiliyor. Peki 6 ay içerisinde mesela geçenlerde yine uzaklaştırma kararı alınmış bir durumda adam kadını her yolun ortasında öldürdü. Yani bazen aslında bunlar da caydırıcı olamayabiliyor. Karşındaki insanın ruhsal durumunu bilmiyorsun çünkü. İşte ben orada demek zaten ilk etapta en başta konuşurken uzaklaştırma kararı dediğimiz şey evet bir karar ve bir kağıt parçası. Bu anlamda kadınlarımızı tabii o kağıt parçası korumadığı için. Mesela koruma verebiliyor mu devlet? Hangi koruma koşullarda yani, koruma veriyor? Yani koruma verdiğini ben hiç görmedim açıkçası yanlış da konuşmayayım. Ama yani... eminim ki sayısı çok fazla bu kadınlarımızın korumaya ayrıca yani bireysel bir koruma ihtiyacı olan kadınlarımızın ama yani buna mümkün değil yani buna hiç kimse yetişemez yani bence çok zor bir durum yani hani o kısma gelince yani orada ilk etapta en yakın aslında karakola kendisini atması falan ama tabii ki genellikle de bunun için çok geç kalınmış oluyor yani ama sadece insanlar üzülüyoruz haberlerde görüyoruz telefon bak ben nasıl duydum gördün mü hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar, kiminle görüşüyoruz? Ben Abdullah Çınar, Ümraniye arıyorum sizi. Evet. Yayınlar size. Çok teşekkürler Abdullah Bey, buyurun. Şimdi ben çok kısa bir olay, evliliğimde yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ben bu tabii. Evden uzaklaştırma yasasının mağduru oldum. Bir erkek olarak bir mağdur oldum. Eşimin kendi çalıştığı iş yerindeki bir gizli bir arkadaşlığından dolayı ben bunu WhatsApp'ta yakalan yazıları okuduktan sonra bir tartışma oldu. Bu tartışmadan dolayı beni Samandıra karakoluna götürdüler. Normalde ben avukat aradığımda görgü tura atmam gerekiyordu. Eşyalar taşınıyordu o sırada. Görgü tura atmak için güvenlik merkezinde güvenlik müdürünü beklerken iki tane sivil polis yanıma yaklaştı. Samandıra merkezine beni götürdüler. Burada misafirhanede beklerken. Eşim benim üzerime o kadar işte yok işte beni şöyle yapıyordu, beni böyle yapıyordu, şöyle yapıyordu. Beni 6 ay evden uzaklaştırarak eşyalarım ve kendisi şu an 2 senedir yok. Yani bu kadınlar üzerine çok konuşuluyor. Kadınlar şöyle erkeklere öcü yapmışız ama kadınlar da artık böyle o kadar art niyetli kullanıyorlar ki bu yasayı. Ben Erenköy ve Sinan Hastanesi'nde tedavi gördüm. Şu an çalışamıyorum. İkinci evliyim benim bu.
Kendisi bir iş adamıyla bir arkadaşları olmuş. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ailesinin nerede olduğunu söylemiyorlar bana. Bir de psikolojimi de bozunca kimse benden yakınlaşamıyor. Ben de onlara yaklaşamıyorum. 6 ayda uzaklaştırma aldım. Yani hem Kur'an'a karşı erkeğin karısının üzerindeki hükmü olan Kur'an'a karşı bir savaş, bir yasa. Yani benim ruhuma karşı bir savaş. Yani hem aldatılıyorum, hem ihanet oluyorum. Hem eşyalarım gidiyor, hem de karakolda mağduriyet yaşadım. Yani maddi imkanlarım da olmadığı için kendim hukuki bir destek de alamadım. Bazen izliyorum böyle erkekler kadınları öldürüyor işte şöyle yapıyor böyle yapıyor ama ya kusura bakmayın da erkeklere de çok zulüm ediliyor yani. Şimdi, ben şu an mağlup kaldım. Abdullah Bey. Ya kadın istiyor musunuz? İstemiyorum, görmek de istemiyorum ama içgüdüsü olarak, yaratılış olarak onu gördüğüm yerde öldürme duygusu var. Ama bu da çok doğru bir şey değil. Aslında belki de şimdi avukatımız bu konuyla ilgili gerekeni söyleyecektir ama bir kere eğer öyle ihanetle ilgili bir durum var ise sizin burada yapmanız gereken belki de bilemiyorum artık orada boşanmak ama onun dışında neler oldu neler bitti bunu yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bir kere kadınlar mağdur. Evet, erkek de mağdur olabiliyor ama kadınların mağduriyetinin yüzdesine baktığınızda çok daha yüksek. Ama bu şöyle noktada yaptım. Evet, erkekler de bir erkeğin dinliyorum. Bir erkeğin ruhsal psikolojik anında evden uzaklaştırıldığında 3 gün 4 gün nerede kalacağını, nasıl bir hayat yaşayacağını, o an o erkeğin nasıl psikolojiye sahip olduğunu, nasıl bir etkilendiğini, bir psikolog da bu konuyu bir değerlendirseniz. Ya bu evden uzaklaştırma yasasına ben o kadar çok karşıyım ki. Yani bunu daha farklı bir şeylerle yapmaları lazım. Ama, bir erkeğin sen evden uzaklaştırdığı zaman en yakının tarafına aşağılanıyorsun, horlanıyorsun, alay ediliyor. Sonra bir daha o kadına hizmet etmek istemiyorsun. Bir daha eve çalışmak istemiyorsun. Bir daha onunla barışmak istemiyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakın sizin durum spesifik bir durum olabilir ama Türkiye'de bir kadının bir erkeği evinden uzaklaştırma kararı almasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bir ciddi anlamda şiddete maruz kalmak, iki ölüm tehlikesi. Şimdi böyle bir durumda yanlış anlamayın ama eğer bir kadına bir adam şiddet uyguluyor ve kadın ölümlerden dönüp ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsa zaten bir uzaklaştırma kararı alınmalı bence. Ama sizin durum için bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü durumun iç yapısını bilemediğim için sadece sizden dinliyorum ve tek taraflı dinlediğim için. Ama sizi de anlayarak yorum yapabilirsem hani bunun psikolojik durumunu evet bir psikologla konuşabiliriz. Ama bir erkek de bir kadına şiddet uygulayıp o kadını evin içerisinde zulmetme hakkı olduğunu da düşünmüyorum. Ha bu sizin için farklı bir durum olabilir. Ama zaten uzaklaştırma kararı alınan birçok kadın da eşi tarafından öldürülüyor. Bu size birini öldürme hakkını vermemeli. İstemiyorsanız öyle olmuyorsa. Yok zaten, asla hayır şu öyle anlamda değil. Söylüyorum. Siz açınızdan söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Bir kadının şiddete maruz kalması, şiddet arkasında öldürülmesi bana göre karşıdaki insanın psikolojik durumuyla alakalı bir şey. Ama kadın zaten Türkiye'de ne yazık ki sığınma evinin minibüsünde öldürülen kadını da biliyoruz. Yani bu ülkede kadının kendini koruyabilmesi için bir ailenin sahip çıkması gerekiyor. İki devletin bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Devlet koşulları sağlıyor, aile sahip çıkmıyor. Nereye kadar? İşte ben kadınlara şiddet gösteren erkekleri savunuyor veya işte kollamıyor, korumuyor diye düşünüyor. Sadece yok, şu açıdan söylüyorum. Sizin yaşadığınız durum farklı bir durum olabilir. Siz orada bir ihanetle karşı karşıya kalmışsınız. O durumda ihanetle karşı karşıya kaldıysanız evinizi terk edeceksiniz, boşanma davası açacaksınız, ispata gideceksiniz. Ama Türkiye'de aldatılan kadın sayısıyla aldatılan erkek sayısını yüzdeye vurduğumuzda kadınlar aldatılıyor ve susmak zorunda kalıyor bu ülkede. Şiddete maruz kalıyor, tacize, tecavüze ve ne yazık ki öldürülüyorlar. Bu noktada eğer siz de bir gün konuk olmak isterseniz sizi de dinlemek isteriz. Ama tabii ki bu sizi dinlediğimiz olayda tek taraflı dinliyoruz. Eşinizin ne yaşadığını, ne olduğunu bilemiyoruz. Ya, avukatımız bu konuda gerekeni söyleyecektir yasal anlamda. Beyefendi, siz neden uzaklaştırıldınız evinizden? Tam olarak eşyalarımızı taşıyorduk. Ben WhatsApp'ta eşimin iş adamıyla yazışmış olduğu yazıları okuyunca, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum sizi. Bunun üzerine tartışma yaşadım evde.
Eşimle tartıştım. Yani sen benim peki sizin herhangi bir şiddetiniz ya da darpınız oldu mu eşinize karşı? Olmadı, olmadı. Sadece bir bağışma oldu. Zaten kendisi eşim. Herhangi bir vesile sayesinde davranış ve kişilik bozukluğundan dolayı tedavi gördü. Yani bağırışmanız peki küfür içerikli mi? Yok. Sadece dedim ki karşı tarafa neden benim ekonomik durumumu sen bu insana anlatıyorsun? Benim maddi sorunlarımı sen bu insanlara anlatıyorsun? Bunlardan yardım istiyorsun? Bunu biz çözerken sen bu insan bana nasıl böyle karşımdaki şahsın bana konuştuk kelime telefonda şöyle büyük kelimesi oldu. Ama canlı yayında söylenemeyecek bir şeyse söylemeyelim olur mu? Dikkat edelim. Tamam, dikkat edelim. Namuslu bir adam olsan gelir beni burada öldürdün diye kendine hedef yaptı. Yani anladım da yani muhtemelen yani benim tahminim sizin tabii aile içinde bence evlilik birliğinizde bence başka problemler de olduğunu düşünüyorum. Başka problemler vardı. Ondan sonra ben o sorunu çözmeye çalışırken bir de devletin memurlarıyla karşı karşıya kaldım. Beyefendi, ben orada ayrı bir sorun yaşarken memurların beni aşağılaması, horlaması. Kadın ayrı bir yana aldılar. Eşime ayrı bir yana aldılar. Orada benim aklımda ifadeler verdi. İşte kendisi madde bağımlısıydı. İşte beni rahatsız ediyordu. Şöyle yapıyordu. Asla hakları olmayan yazılar yazıyor. Sonra polis memurları beni ayrı bir ekip arabasıyla, eşimi ayrı bir ekip arabasıyla çıkartıyorlar. Güvenlik ses yankım yapıyor anlamadım. Sizi dinliyoruz. Bu arada siz eşinizden boşandınız mı? Ben şu an boşanmadım. Resmen olarak boşanmadım. Çünkü ilk boşanma davası açıldığında karşı tarafta hakim hanım dedi ki sebebiniz ne? Boşanma davanız. Dedi ki maddi manevi bana destek olmuyor. Dedi ki ispata getirin. Bana dediler ki sorun ne? Dedim ki benim sorunum bir şahısla WhatsApp'ta yazılan yazıların üstüne bir tartışmamız oldu. O tartışmanın üstüne bir rüzgarla beraber hem ailem dağıldı, hem 7 yıllık bir ilişkim, hem hayat düzenim darmadağın oldu. Kutsal psikolojik olarak da dengem bozuldu. Dedi ki ispata gidebilir misin? Kullanmış olduğu telefon numaralarının dökümlerini çıkarttım. Gece ve gündüz bu şahısla görüşmeleri var. Bu şahıs hakkında şahsıma hakaret ettiğinden dolayı dava açtım. Bağlı bulunduğu karakoldaki başkomiser bunu hakim karşısına çıkartmadı davayı. Birbirimize uzaklaştırma verdi. Yani bu şahıs hem benim karımla ilişkisi olduğu söylenen bu şahıs hem bana hakaret etti. Hem karakolda beni polislere aşağılattı. Hem de 6 ay evde uzaklaştım. Ne eşyalarım var şu an. Ne kadın var olsa da yemiş olduğum bir hakaret var, aşağılanma var. Karşı tarafta kimse şu an telefonlar çıkmıyor, karşıya çıkmıyor. Yani ücretlerde yaptım, herhangi köylerde, uzakın hastanelerinde krizler yaşadım. Aile içerisinde bir acayiplik oldu. Yani tamam bu benim şahsımla alakalı, benimle alakalı bir konu. Bu kadınları mağdur edecek bir yasa değil, kollayıcı, koruyucu bir yasa ama bunu art niyetli kullanan kadınların çevremde çok olduğunu ben farkındayım şu an. Siz ama ilk etapta ben eşimin beni aldattığını öğrendiğim vakit dediğiniz bir laf vardı. Onu öldürmek istedim gibi bir tabir kullandınız. Yani bu tabiri eğer ki karakolda ya da poliste ya da başka herhangi bir yerde nereye gittiniz? Tam sonrasında ama sonuçta aldatmak zaten bir erkek için. Bir erkek için gerçekten başka duygular uyandırabilen bir ağır bir travma olabilir. Ağır bir travma olabilir. Hayır, bu anlamda da belki bir kadının korunmasına ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. Ben yaşıyorum. Şu an tedavi görüyorum. Bir de tedavi görmeniz lazım. Peki şu an evliliğiniz devam ediyor kağıt üzerinde. Bu konuyla ilgili karşı tarafa açılmış bir davanız var mı? Bahsettiğiniz belki eşinize ulaşamıyor olabilirsiniz ama yasal anlamda bu konuyla ilgili başvurularınız var mı? Maalesef bu bağlı bulunduğum karakolda araştırmadaki polis memuru menfaat sebebiyle bu iş adamı çok zengin varlıklı isimli bir insan. İsmini vermek istemiyorum şu an. Hiç vermeyin yani zaten şimdi cevap hakkı doğurabilecek herhangi bir olayın içerisine girmek istemiyoruz ama şöyle bir şey var. Ama ben bu adama Cumhuriyet Savcılığı'nın hakaretle aşağılığından dolayı mahkeme açıyorum. Burada mevzu karakolda bir şey hanımefendi. Yalnız yani şöyle karakolda bir şey. Hakim karşısına çıkamadık. Bu adamla biz hakim karşısına çıkamadık. Ya bunun karakolla alakası yok. Bununla ilgili bilmiyorum avukatımız daha iyi bilir ama savcılığa suç duyurusunda bulunursak o kişi zaten ama suç duyurusu dediğimiz şey savcılığa başvurduğunuzda anında mahkemeye sevk etmiyor. Yani burada ciddi bir araştırma söz konusu ve maalesef ki ciddi de bir zaman dilimi oluyor. O yüzden de size mesela 3-5 ay ya da 1 yıl artık vakti tam olarak bilmiyorum ama başvurunuzdan geçmiş olan süreyi bu biraz tabii zaman alan bir durum. Banka hesap kodları,
Tamam işte bu araştırmaların hepsi biraz zaman aldığı için eninde sonunda bunun da yani eğer ki savcı buna dava açmaya gerek görür ise sizin bulunduğunuz şikayet dolayısıyla en nihayetinde bir davanız açılacaktır. O zaman da en nihayetinde en kötü ihtimalle zorla getirmeyle karşı taraf gelecektir. Eğer siz davanızda haklıysanız bunun devamını getirip takibini de bırakmamanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten böyle bir olay varsa biz olayı tek taraflı dinledik ama bu noktada bence yapılması gereken şey sizin bu dava üzerinde haklılığınızı savunmanız. Er ya da geç zaten yazışmalar, görüşmeler varsa orada farklı şeyler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu arada son 5 dakikamız kalmış. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer dilerseniz bir sonraki arada da arayabilirsiniz. Bir müzik arası vereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Bu konuyla ilgili de avukatımızla daha görüşeceğiz. Peki, son bir kere söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Erkeklerin mağduriyeti de var. Kadınlar bu kıyafetleri çok alt metri kullanan kadınlar da var. Bunları lütfen ayrıdın yani. En ufak bir şeyde koca evden uzaklaşarak bir insanı ruhsal çöküntüye, psikolojik karmaşaya, itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Kesinlikle. Ben ailem içerisinde, akrabalarım içerisinde eşimin benden uzaklaştırma yasasıyla onun bunun evinde kalarak 3 gün 5 gün kalarak ben evi zaten götüremem. Yani götüremem evi yani. Kesinlikle çok haklısınız. Bence burada insanı baz almak gerekiyor ama Türkiye koşullarında ne yazık ki kadınlar bu konuda çok daha fazla mağdur. Zaten ben bunu söylüyorum. Evet, mağdur olan erkekler vardır. Eğer ki gerçekten bu konuda mağdur olan erkekler varsa ortaya çıkıp kadınlar kadar konuşmalı. Belki o zaman bu konuyla ilgili daha farklı şeyler olabilir ama ne yazık ki Türkiye'de ekonomik koşullara ve ataerkil yapıya baktığımızda biraz daha fazla kadınların mağduriyetini görebiliyoruz. Çok özür dilerim. Psikolojik olarak direkt şeytanla kalıyorsunuz. Yani bu olayda evden uzaklaştığınız an bir erkek direkt psikolojik olarak saldırganlaşıyor. Ben size bunu söylemek istiyorum. Ve kontrol edemiyor kendini. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili bir sonraki arada konuşacağız biz de. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bundan sonra hayat size sunduğu güzellikleriyle gelir. Teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için. Evet, bir şarkımızı alalım. Sonrasında reklama gideceğiz. Benimle kal, yanındayım.
Artı 40 Futbol Veteranlar Ligi'ni değerlendirmeye devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi'ne ışık tutan Artı 40 Futbol bu haftada birbirinden renkli konuklarla ekranlara geliyor. Artı 40 Futbol'un bu haftaki konukları Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Sportif Direktörü Alpay Özer, Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Milli Karma Oyuncusu Ercan Üner ve Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Milli Karma Oyuncusu Turgay Kaplan. Artı 40 Futbol çarşamba akşamı saat 21.45'te TV 52 ekranlarında. TV 52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. DSmart'ın ardından TV 52 şimdi de Turkcell paketinde Digiturk 222. kanalda. Sağlık. Afiyet olsun. Bey, lüzum haftada bir gün geliyor. Onun sigortasını yapalım. İyi de nasıl? Çok kolay. Telefonunu alabilir miyim? Tabii. İşte bu kadar. Bir dakika, nasıl yaptın onu? Aralarında bir boşluk bırakarak Evhiz, TC Kimlik No ve ayın gününü 55.10'a göndererek 10 günden az ev çalışanınızı iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalayabilirsiniz. Dünya ve ahiret saadetine ermek için kainata müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni kutlar, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın bayram eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz bayram ette, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle bayram et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde bayram ette sizi bekliyor. Bayram et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Kalitesi, referansları ve 20 yıllık tecrübesiyle sektörün önde gelen firmalarından olan Yıldız Oğulları İnşaat, tamamlamış olduğu birçok projesinden sonra şimdi de Samsun'da hayallerinizi süsleyecek projelere imza atıyor. Sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesi, şık, ferah ve konforlu bir daire sizleri bekliyor. Huzur ve güven içerisinde oturacağınız daireler Yıldız Oğulları İnşaat güvencesiyle. Yıldız Oğulları İnşaat, Samsun. Ercan ve Özcan Yıldız kardeşler. Kaliteli yaşam inşa ediyoruz. Yıldız Oğulları İnşaat. Kumbaralarına atılan her şişede hepimiz kazanıyoruz.
Aslında hepimiz kazandık. Evet. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak beton sektöründe Ordu'da akla gelen ilk isim Penta Beton. İş adamları, müteahhitler, demirden betona işiniz için gerekli tüm inşaat malzemeleri Penta Beton'da. Unutmayın, tüm uygunluk belgelerine sahip, sektöründe lider bir kuruluş haline gelmiş Penta Beton'la çalışırsanız, yüksek standartlı, kaliteli hizmet alırsınız. Beton kadar sağlam marka. Penta Beton. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. On Blok 104 daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Avrupa'daki gurbetçilerimiz için de çok ilgilendiren bir konudur. Çünkü gerçekten Avrupa'da çalışıp da burada çok iflas eden, parası çalınan, ne bileyim kandırılan, dolandırılan bir sürü gurbetçilerimiz var. Çünkü evet. Gurbette insanlar zaten duygusal. Zaten o insanlarda bir vatan özlemi var. Yatırımlarını yapmaya korkuyorlar artık. Nereden alsak, ne yapsak, ne etsek, köşedeki parayı alıp nereye bir yatırım yapsak, çoluk çocuğumuzun geleceğiyle alakalı ne yapabiliriz diye çok düşündürücü olaylar olmaya başladı. Çünkü zamanında Allah'a şükürler olsun. Tabii ki şu an devletimiz gerçekten, Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Çok güzel adımlar atıldı. Artık bunların hepsi süpürüldü. İşte değerli Mehmet abimiz gibi dostlar, Allah razı olsun. Sen bunu oradaki söyleyince insanlarımıza aklına ayak oldular. Dün akşam, dün tapusunu yaptı gönderdim. Belçika'dan gelen Kırşehirli iki tane arkadaş. Ya ta Kırşehir'den buraya reklamla ilgili gördükleri için geldiler. Ya. Ama bir tedirgin, bir tedirginlik. Yani ne yapsam da ben rahatlatsam derken zaten bizim sistemimiz gereği tapuyu teslim edene kadar biz 1 lira kapora da dahil olmak üzere hiçbir şey almıyoruz. Tapusunu teslim edene kadar. En sonunda baktım olacak gibi değil. Benim Silivri'deki ofisin tam karşısında postane var. Oradan bir e-devlet şifresi aldım. Dedim ki bak gel sana bir e-devlet şifresi alalım. Aldı, yukarıya çıktık tapuya. İmzayı attık, tapusunun daha o kağıdı almadı. Dedim ki aç o e-devlet şifrenden, aç e-devlet şifresinden yerini göreceksin sen. Yukarıda imzayı attık ama daha kağıdı almadığı için rahat değil.
Açtı baktı ki işte telefonundan, E-Devlet şifresinden işte almış olduğu gayrimenkul üzerine geçmiş. Adamdaki rahatlığı bir görseniz var ya. Ne kadar güzel. Adamdaki rahatlığı sadece sizin memnuniyetinizle alakalı. Müşteri, bizim emin olun bu televizyonlarda yapmış olduğumuz reklamdan ziyade reklamın en güzeli memnun kalan müşteriden oluyor. Tabii. Müşteri eğer memnun kaldıysa reklamın en güzeli oradan oluyor. Tabii ki. Mehmet Bey, illa ki hani almak zorundasın. Alacaksın, o yüzden ya gel, almayacaksan hiç gelme. Biz öyle de demiyoruz sevgili izleyenler. Kesinlikle. Almasanız bile gelin otobüslere binin, gidin orayı bir görün. Bir keşfedin orayı. Ayağınızı toprağa bir basın. Şöyle bir gezinin. O havayı bir teneffüs edin. Almak istemiyorsanız bile, ama emin olun fikriniz çok değişecek. Hafta sonlarında cumartesi pazar günleri özel 3-4 tane otobüslerle bütün müşterilerimizle beraber arazinin başına gene gidiyoruz. Evet. 3-4 tane otobüslerle içimizde sanatçı arkadaşlarımız var. Şarkılarla, türkülerle stressiz oranın tadını çıkartmak için. Gitmiş olduğumuz bölge dağın arka tarafındaki gibi değil. Zaten normalde İstanbul'da E5'te binmiş olduğumuz minibüsler, otobüsler Silivri merkeze kadar, Silivri'den de her yerleşim alanına mutlaka otobüs var. Servis minibüsleri var. Yani bahsi olan yerlerde elektriği, suyu olan yerler, otobüsleri olan yerler, devletin her türlü hizmetini verdiği yerler. Bedelleri 25 bin liradan diye, 30 bin liradan, 40 bin liradan diye bakıldığında zannediliyor ki işte bunlar çok uzak, işte çok farklı. Emin olun buralarda çok sık aralıklarla inşaatlar bilene başladı. Yerlerimizin çok sık aralıklarla inşaatlar bilene başladı. Vallahi yani, dikime bile başladılar. Çamlar diktiler. Parselini alan herkes orayı belirtmek için. Ne kadar güzel. Gittiğimde gördüm çam ağaçlarını bir güzel diktiler. Mis ya, gibi herkes yerine. Oraya güzel gitti. Bir köy evi yapacaksınlar ya. Herkes yerine. Vallahi billahi tam vallahi benlik ya. İki hemen de sığır. Ya, iki üç tane de sığır alacağım, koyun. Ah git oraya hafta sonu kapatayım. 0212 397 17 27 arayın sevgili izleyenler ve pişman olmayacaksınız. Diyorum ki çıkın çıkın gelin. Mehmet Bey de zaten orada. Sormak istediğiniz ne varsa Mehmet Bey'e de sorabilirsiniz. Oradaki Mehmet Bey'i mi bulamadınız? Orada zaten Mehmet Bey'in bütün sağ kolu sol kolu, inanın orada. Kimi ararsanız orada. Yani müracaat edeceğiniz, sorup danışabileceğiniz insanların hepsi orada. İstediğiniz soruları sorun. Bizi aramaya devam edin. Ve Klaus Arsa ofisinde kalın mutlaka diyorum. Sedat Ünver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Melek'ten Esen Rüzgar Perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Haftanın konuğu THM sanatçısı Seyhan Çek. Meleten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle Perşembe akşamı saat 22'de. Sakın kaçırmayın. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Bana bakma benim yarim var. Evrişe yolları
sırtımdaki yeleği. Sen örmedin mi yârim? Sen ellere bakarken ben görmedim mi yârim? Evrişe yolları dar, dar. Bana bakma benim yârim var. Evrişe yolları dar, dar. Bana bakma benim yârim var. Yeleğinin içinde mavi boncuk nazarlık, benim yâre hediyem bir ufacık gerdanlık. Evrişe yolları dar, dar. Bana bakma benim yârim var. Evrişe yolları dar, dar. Bana bakma benim yârim var. Şimdi bu aşka dair şarkılar da ya keşke var ya sevgili izleyiciler. Neyse önce numaramızı hatırlatayım. 0216 396 52 52. Keşke aşklar şarkılarda yaşandığı kadar güzel kalsa. Değil mi? Evet ama maalesef olmuyor. Maalesef olmuyor işte. En güzel aşklar şarkılarda yaşanıyor. Siz şarkıları dinleyin. Bol bol boş verin. Yaşamayın falan dermişim. Tabii yani hani en güzel aşklar şarkılarda yaşanıyor. O yüzden siz şarkıları dinleyin. Evreşe yolları dar. Bana bakma benim yârim var. İşine git bak işine. Ama çok güzel şarkılar. Güzel evet. Nostalji. Yani. Güzel şarkılar. Aslında artık geçmişe dönüyoruz galiba. Her şeyde geçmişe bir dönüş. Çünkü bir de artık yeni şarkılar tutmuyor Türkiye'de artık. Tutmuyor. Yani çok kısa vadeli kalıyor. Çok kısa vadeli. Bir ay falan. Bir ay falan sürüyor. Bir şarkının hit olması. Ama bunları artık eskiden bulduğun bir şarkıyı tekrar günümüze yansıtıyorsun. Tekrar yeni düzenlemeyle. Evet. Yeni düzenlemeyle şarkının sözleri güzel aslında. Evet. İşte Ajda Pekkan'ın, Sezen Aksu'nun, Nilüfer'in. Ben çok seviyorum eski şarkıları. Tadından tuzundan geçemiyor ve daha bir sürü işte şarkıların işte hangileri aklıma gelmiyor. Rahmetli Kayahan'ın şarkıları Kayahan, mesela. Evet, Nükhet Duru çok iyidir bu konuda. Nükhet Duru iyi bir sanatçıdır. Çok da sevdiğim bir yani büyüğümdür. Şimdi o kadar çok güzel hani eski sanatçılar diyeceğim. Hani gerçek sanatçılar. Onların şarkılarını dinleyince keyif alıyoruz. Ve o yüzden artık yenilenemedikleri için eski şarkılar coverlanıyorlar falan. Öyle devam ediyor. Evet. Keşke bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce Abdullah Bey bize aradı. Evet Türkiye'de mağdur olan erkekler var. Şimdi az önce Abdullah Bey bir şey söylemişti. Yayınımızın da artık ilk saatin sonlarına geldik. Şimdi şunu söyledi. Ben de bunu reklam arasında sizlerle paylaştım. Şimdi bir erkek bir kadına şiddet uygularken psikolojisini düşünmüyor kadının. Bir kadının canına kastederken o kadının neler hissettiğini, belki de o aile içerisindeki çocuklarını hissettiğini düşünmüyor. Ama uzaklaştırma kararı aldığı zaman bunu gurur mevzusu yapıp şiddete maruz bir hale gelip saldırganlaşabiliyor. Bunu söyleyebiliyorlar. Peki hiç acaba kadın tarafından bu düşünülüyor mu? Bence buradaki en büyük problem şu. Eğer gerçekten psikolojik anlamda öfke kontrolünüz yoksa bu konuyla ilgili mutlaka gidin bir profesyonel yardım alın. Yani işte kadın beni evden uzaklaştırdı. Ben ona şiddet uygulamak istiyorum. Ben onun canını yakmak istiyorum gibi bir düşünce doğru bir düşünce değil. Evet siz bir erkek olarak ataerkil bir yapıya sahip olduğumuz için toplumun sizin yaptıklarınız karşısında verdiği tepkiler haklı haksız bunu tartışmıyorum. Ama bir de kadının penceresinden bakalım bu olaya. Erkeklerin psikolojisini anlayabiliyoruz çünkü ataerkil bir toplumda yetiştiriliyoruz. Küçük yaşlardan itibaren çocuğunuza sünnet düğünü yapıyorsunuz. Askere gidiyor düğün yapıyorsunuz. Peki kız çocuğunuza ne yapıyorsunuz? Kız çocukları hep bir köşede aman sen dur, aman akıllı dur, aman evlen git kocanın işte çatısının altına gir, babanın çatısının altında kal. Kadına bir kimlik veremiyoruz. Kadına kimlik veremeyince erkek bu noktada ben işte beni evden uzaklaştırdı, benim gururum incindi diyor. Peki kadının gururu yok mu? Muhakkak var. Orada kadın biraz içe sayılıyor. Ay, burada bir mağduriyet var. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Ama mağduriyet tek taraflı yaşanmıyor. Bir de çocuklarınızı yetiştirirken kız erkek diye değil evlat diye yetiştirirseniz bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani şimdi mesela az önce Abdullah Bey bir örnekti. Türkiye'de bunun gibi belki bir bayan izleyicimiz arasında yüzlerce binlerce örnek var diyeceğiz ama bu tür olaylarda çok fazla örnek olduğunu düşünmüyorum. Varsa bile çok ortada değil.
Eğer varsa da böyle durumda olanlar bence yayına da bağlansınlar. Ortaya çıksınlar. Sonuçta bu kimlikle alakalı bir şey. Kadın erkek olayı yok. Yani işte ben erkeğim. Ben ihanete uğradığımda canını alabilirim. Kadın ihanete uğradığında susmak zorundadır diye bir şey yok. Çünkü duygusal anlamda iki tarafa da aynı şekilde zarar veriyor. Ha, kadın bunu daha rahat tolere ediyor. Erkek bunu ataerkil yapıdan dolayı namus mevzusuna çevirebiliyor diye düşünüyorum. Tabii bu konuda sizler ne diyorsunuz bilmiyorum ama... Ne oldu? Sustunuz. Tamam, ben bak erkek düşmanı değilim. Vallahi erkek düşmanı değilim. Sadece kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin, daha doğrusu bana göre kendinden daha zayıf birine şiddet uygulayan kişi, bunu bir anne çocuğuna yapıyorsa, bir erkek eşine, çocuğuna, etrafındakilere yapıyorsa bence bu acizliktir. Ama bunu daha çok erkekler yaptığı için. Yasada bu konuda zaten son dönemde biliyorsunuz birçok kadın cinayeti oldu. Bu kadın cinayetlerinden sonra aslında bence yaptırımlar arttı. Mesela ne tür değişiklikler oldu? Kadınların mesela eskiden gidiyordunuz barıştırmaya çalışıyorlardı. Şimdi artık tehlike olabilme ihtimaline karşı öldürülen kadın sayısındaki ciddi anlamdaki artıştan dolayı bence devletimiz kadınları biraz daha koruma altına almaya çalışıyor. Tabii kadın kendini koruyabiliyor mu? Adamla kavga ediyor, şiddete maruz kalıyor. Ertesi gün gidip adamla da barışıyorsa bu kadın ondan sonra bu adamın yapacaklarına da razı geliyor bence. İşte burada zaten affetme dediğimiz hadise ortaya çıkıyor ve kanunumuz da zaten bu konuda affetme var ise de yapacak da bir şey yok. Yani yapamazsınız ki. Gayet açık bir şey var yani, beyanı var bu konuda. Ama kadınlar da genelde çocuklarından dolayı şiddete maruz kalsalar da burada toplum devreye giriyor. Anne giriyor, işte baba giriyor, kayınvalide giriyor, komşu giriyor. Aman çocuklarım var, erkektir, döver de sever de, amandır. İşte bu tür şeylerde bence eğer bir kere dövüyorsa size, bir tokat atıyorsa bilin ki arkasına ikinci tokatı da atacak. Mutlaka o geliyor zaten. Geliyor bence. Geliyor, evet. Yani. Geliyor. Mikrofonu mu düzelteyim? Ha, saç mı geliyor mikrofona? Düzelsin. İçeriye girmiş, çıkarsın. Ceketine taksın. Ses gitmiyor o zaman onda. Tamam, anladık. E tamam canım, siz de söyleyiverin yani. Sanki çok sessiz konuşunca ben duymuyorum. Senin sesin buraya kadar geliyor yani. Bak şu an bir şiddet, erkek şiddeti uygulayabilirim, bak dikkat edin. Ama zaten genel anlamda kadın erkekten güçsüzdür yani. E bu fiziksel olarak böyle yalnız yani, tabii ki. Tabii yani canım, şimdi, tabii akıl ki... olarak sizi çiğ çiğ yeriz. 20 bin kelime öğretiyoruz bir günde. Siz ancak 10 bin tane öğretiyorsunuz ya da öğretemiyorsunuz. Yani bu konuda gerçekten de tabii ki kadınlarımızın da hatalı olduğu durumlar yok değil. Var, yani var. Hani eğri oturup da doğru konuşmak lazım. Ama erkekler dırdırcı kadın diyor ya. Niye dırdırcı kadın diyorsunuz? Kadın hakkını savununca adı dırdırcı oluyor. Susunca melek oluyor. Ben anlamadım ki bu işi. İşte burada aileler devreye giriyor. İnsanlar bir de hani şöyle de bakmak lazım. İnsanlar ailelerinden ne görüyorsa genellikle, çekirdek sonuçta bir ailedir. Yani çekirdekten yetişiyoruz. Aile, bir annemiz var, bir babamız var, kardeşlerimiz var. Ailelerimizde ne görüyorsak aslında sonraki yaşadığımız hayatta da eşinize bunları... Eşinize onu uyguluyorsunuz aslında. Otomatikman aslında böyle devam ediyor. Yani ailede anneden babadan ne görüyorsak o. Yani ama işte onu da değiştirmenin bir şey, bir çaresi yok. Yani tabii ki bundan sonra daha bilinçli bence anne ve babalar... Kadınlara anneler ve babalar lazım. Hani beraber hani aşk evliliği olsun, işte efendim söyle mantık evliliği olsun. Burada önemli olan saygı çerçevesinde bir birlik ve düzen içerisinde çocuklar yetiştirmek. Bence çocukları yetiştirmeden önce iyi anne baba olabilmek mi? İyi anne olabilip olamayacağına karar verecek keşke bir merci olsa. Hani evliliklerde bu çünkü... Bu artık çok fazla olur diye. Bu birazcık artık temel hak ve özgürlüklere aykırıdır diye düşünüyorum benim nacizane fikrim ama... Ama şöyle bir şey var. Bu kadar çocuklar, kadın çocukları dünyaya getiriyor. O çocuklar mağdur oluyorlar. Yani bence insanlar bakabileceği kadar, yapabileceği kadar çocuk yapmasın. Bakabileceği kadar çocuk yapsın ama işte bu ülkede. Ama işte bu anlamda zaten toplumu aslında hani cinsellik açısından bilgilendirmek önemli olan. Ki artık zaten biliyorsunuz hani okullarda falan da daha bununla eğitimi yapmaya başladılar. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Hani bununla ilgili çalışmalar var. Bundan sonrası göreceğiz hani. İnşallah daha iyi olur diye. Ama kadınların en büyük sorunu şu. Yani bunu toplumda biz de gördük. Biz de bu işin içinde olduk. İşte evleniyorsun. İşte problemler yaşanıyorsa etraf diyor ki çocuk doğur. Evliliği düzelir. Bir tane çocuk doğuruyorsun. Daha kötüye gidiyor. Ama... Bir tane daha doğur. Düzelir. Şimdi bir kere bu zihniyetten ortaya çıkıyor. Bu zihniyetten uzaklaşmak gerekiyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi kadınlardan bahsediyoruz. Evet, mağdur olan erkekler yok mu? Bence var. Yani
birçok konuda az önce Abdullah Bey'in söylediği gibi bu tür yasaları kötüye kullanan kadınlar olduğunu da düşünüyorum ben. Muhakkak var. Ama hiçbir kadın hani çok öfke, çok kin tutmayan bir kadının tutup da böyle bir durumda işte hayatını, yuvasını, dengesini bozacağını da inanmıyorum. Yani mutlaka vardır kötüye kullanım. Her yerde, her şeyde olduğu gibi. Şimdi burada mesela şiddete maruz kalan kadınların eşleriyle ilgili nereye 183'e başvuracaklarını söyledik. Yani telefon açabilirler. Evet. Ya da en yakın karakola. En yakın hızlısı. Karakola. Peki şöyle bir şey var. Şunu da sormak istiyorum. Bir kadın şiddete maruz kaldı. Gitti sağlık raporunu aldı. Bununla boşanma davası açtığı zaman karşı tarafın istemiyor olmasına rağmen boşanabilme şansı var mı? Tabii ki boşanır ama bu bahsettiğimiz şey, şimdi boşanma dediğimiz hadise zaten ikiye ayrılır. Bir çekişmeli, evet, bir de anlaşmalı. Bu bahsettiğiniz şey zaten çekişmeli bir boşanmanın sonuçlarında meydana geliyor. Zaten anlaşmalı da iki tarafta razıdır. Darp raporu aldığında bir boşanmada tabii ki kadın için hızlandıracak bir unsurdur ama en nihayetinde tanıklar dinleniyor, raporlar inceleniyor. Sonuçta sahte raporlar da var, yok değil. İşte iyi niyet varsa da kötü niyet de var. Sonuçta yani burada da tabii hakim bu anlamda her şeyi en ince detayına kadar araştırıp zaten genellikle atıyorum bir darp rapor alındığında hani eğer ki bir şüphe var ise tekrardan hani bunu sorgulatıyor, bu gerçekten X hastanesinden çıkmış mıdır gibilerinden. Devlet hastanesinden alınmıyor mu o tür raporlar? Devlet hastanesinden alınıyor ama özel hastanelerden alınanlar da bazen dosya sunulduğu oluyor. Tabii ki devlet hastanesinden alınan daha gerçekçi ve daha artık yani bir şüpheye polis yer... Polis nezaretinde alınıyor. Bir şüpheye yer verilmiyor. Yani bazen anında alınmıyor ama. İşte kadınlar birkaç gün sonrasında bir mor arıkla, bir kol kırığıyla da gidebiliyor. Bir diş kırığıyla da gidebiliyor. Yani böyle şeyler de oluyor. Ya bak bunu bunda yapan da, kadınlar da var. Ama yine de kadın o şoku atlattıktan sonra ancak kafasını toparlayıp evet ben bir rapor almalıyım, bu artık iş kötüye gidiyor diyebiliyor. O yüzden de bazen üzerinden biraz zaman geçebiliyor ve ondan sonrası hastaneye başvuruyor. Hastane yine raporunu veriyor. Tabii ondan sonrasında eğer yine bir şikayeti varsa gerekli mercilere bunu bildiriyor. Ama işte bu noktada şiddete maruz kaldığınız anda mutlaka bu konuyu delillendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir hafta sonra gittiğinizde bu sefer morarmalar geçmiş oluyor. Ya tanık dediğimiz hadise de var. Sonuçta bir çekişmeli boşanmada tabii ki de tanıklar dinleniyor. Ama eğer şiddete maruz kaldığında şahit olacak çocuklar varsa yani vardır. Yani çocuklar ya komşular. Konu komşu oluyor. Ya olabiliyor yani başımıza gelmedi mi geldi. Yani tabii ki hakim onu da değerlendiriyor. Orada önemli olan yani bütün olayların hakikaten apaçık gerçekliğiyle anlatıp zaten yemin dediğimiz hadise var, yemin ediliyor, akabinde olaylar anlatılıyor orada zaten yani orada hakim artık buna takdir ediyor yani hakim o konuda tabii o kadar çok olay karşısına gelmiş oluyor ki bu konuda da çok tabii ki bilinçli ve yani nasıl karar vermesi gerekiyor hakikaten evet burada bir darp var, evet eşten dolayı var diye bir kanaat oluşuyor genellikle. Geçen gün bir yerde bir haber okudum. Ünlü birinin çocuklarıyla olan görüşmesini yani babayla çocukların işte boşanma sonrasında işte babayla çocukların görüşmesini kesmek için kararlar alınabiliyor mu? Böyle kararların alınması hangi durumlarda geçerli oluyor? Ki bana göre doğru değil. Baba ne kadar kötü olursa olsun, anne ne kadar kötü olursa olsun. Bu noktada bence çocuğun anne baba ile iletişimini koparmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tür kararlar alınabiliyor. Biliyor mu ve bu tür kararlar hangi durumlarda alınıyor? Yani orada artık ciddi suçlar olması gerekiyor. Bu bir uyuşturucu. Eğer bir kasten adam öldürmeden eğer ki içerideyse olabiliyor. Yani orada çocuğun kendi bütünlüğünü zarar verecek bir durum varsa tabii ki geçici bir süreyle kesilebilir. 18 yaşından sonra zaten velayet diye bir şey ortada kalkıyor. Evet. Ve artık çocuk zaten buna karar veriyor. Çocuk babayla görüşmek istedikten sonra hiç kimse bir şey yapamaz. Yani hani sizce doğru mudur? Hani bence bir baba bilmiyorum. Sizin demek istediğinizi anladım ben kim olduğunu da o yönde hanım arkadaşımızın son derece haklı görüyorum ben genelde. Kimden bahsettiğinizi de biliyorum ben. O adam zaten şu anda yurt dışında. Ve uyuşturucu. Uyuşturucundan dolayı. Biz aynı kişiden bahsetmiyoruz. Ben öyle tahmin ettim. Yok bir yarışmaya katılıp sonrasında evli bir adamla beraberlik yaşadıktan sonra işte ya o bir örnek aslında. Onun gibi birçok olay var. Şey diyorsunuz siz.
Tamam, o değil. Ben ondan bahsetmiyorum. İsim vermeyelim şimdi. Aha, yok, ben ondan bahsetmiyorum. Ben o ama bence işte avukatımızın söylediği gibi işte çocukların görüşmeme durumunu, işte babanın uyuşturucu kullanıyor olması, işte ama çocuğu gerçekten çocuk sağlığına, bu anlamda hani çocuk sağlığı hep ön planda olduğu için hakimler bu kararı verirken. Ama bu tür durumlarda hapiste olanların mesela normal halk olarak baktığınızda genelde orada çok fazla kadınlar böyle bir şey yapmaya cesaret edemiyorlar. Zaten çünkü zaten bir suça meyilli bir insandan bahsediyoruz. Bahsettiğimiz zaten ciddi suçlar. Meyilli olana da her zaman meyillidir gibi bakılıyor ve tabii ki de hani misal verip uyuşturucu içen bir adam belki kadına göre çocuğunun kolunu da kırabilir. Hani basit bir yaralama ama hani yine de ciddi anlamda bir çocuğa zarar söz konusu sonuçta. Hani ne bileyim ya, burada hakikaten çok somut olaya bakmak lazım. Hani çok genel konuşmak da ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Çünkü yani aslında bunu sorarken şu amaçla soruyorum. Şimdi bu ciddi anlamda bahsettiğimiz uyuşturucuydu, adam öldürme, yaralama gibi suçları dışında bana göre çocukların anne baba ilişkisinde boşanma sonrasında çocuklarını silah olarak, işte eşine silah olarak, işte kadınsa erkeğe, erkekse kadına, ben çocuğunu sana göstermiyorum. Burada galiba kadının ama, üzerinde bir baskı uygulamaya çalışmak gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. Ama zaten şöyle bir şey var, yani boşanma kesinleşti, yani boşanma kararı çıktığında zaten baba, yani kimdeyse velayet, çocuğun illaki velayeti olmayan eş ile bir ilişki kuruluyor ve bu karara bağlanıyor. Burada işte 15 tatillerde görebiliyorlar. Hafta sonları görebiliyorlar. Yani şimdi çok ezbere de konuşup zaten insanları yormayayım. Ama yani bunun belli bir kanunda zaten süreleri var. İşte bana göre bence yani hukuki tarafından bakalım ama insani tarafından evlilik bitiyor olabilir. Ama anne baba ilişkisini çocukla koparmamak gerektiğini düşünüyorum. Hani baba o çocuğu görmek istediğinde anne göstermeli ya da baba ya da babadaysa anneye göstermeli. Sonuçta evlilik birliğinden ortaya çıkan çocuklar ölene kadar bize ait. Mutlaka öyle. Orası öyle ama bu tabii duygusal yönü. Tabii ki bana sorarsanız insanlar tabii ki en doğal hakları evlenmek, aşk evliliği yapmak, mantık evliliği yapmak en doğal hakları. Aynı zamanda çok da doğal bir sonuç olarak insanlar bir yerden sonra anlaşamadıklarına karar verip boşanabilirler. Bu doğanın ya olabilecek bir şey. Tabii, ama ve lakin yani ben de mesela bir çekişmeli boşanmaya çok karşıyım. Yani sonuçta bir vakit buna evet denmiş. Beraber ömür boyu bir yuva kurulmaya. Ama araya giren kadınlar oluyor. Ama olabilir yani. Olabilir. Her şey olur. Her şey insanlar için. İşte ben de onu söylüyorum ama yüzden erkekler kadını bırakmıyor. Sevgilisinden vazgeçmiyor. Karısından vazgeçmiyor. Orada işte yani bir tarafın güçlü bir şekilde bir karar mekanizması olup ve hakikaten karar verebilmeli. Ve uygulamaya koyabilmeli. Karar vermek de yetmiyor en yer. Bir avukata gidip de ben ne yapacağım? Böyle böyle oldu demek de aslında bir karar ya, değil. En son artık size geliyorlar ya. Size en son geliyorlar. Baklar işin içinden çıkamıyorlar. Baklar işin içinden aslında önce bir avukatla görüşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizim ülkede herkes avukatlık yaptığı için, herkes doktorluk yaptığı için bence bu noktada boşanma süreci çok zor bir süreç aslında. Psikolojik anlamda kadın ve erkek için çok zor bir süreç. Süreçten ziyade bence karar aşaması çok zor bana sorarsanız. Çünkü artık boşanmaya karar verdiniz ve hakikaten artık iş başladığında zaten bir şeyin kararının icrası aslında baktığınızda bu. O yüzden de bu yani bir boşanmaya karar verdiğinizde evet boşanma gerçekleşecek. En nihayetinde gerçekleşecek. Ama hani o sürede ölür. Ölürse de bitiyor. Yani en basiti bu yani en baktığınızda. Tabii ki can sıkıcı bir süreç ve kimse zaten boşanmak için de evlenmiyor. Tabii canım. Ama bu kısmı hep çok duygusal kısmı. Yani yok, bir boşanma süreci atlatmış biri olarak hani hakikaten çok zor bir süreç. Boşandıktan 6 ay sonra ciddi psikolojik bir ağır travma süreci geçiriyorsunuz. Hani bu alışkanlıklarınızı bırakmak olabiliyor. Bir aile düzeninden kopup bireyselleşmek için olabiliyor. Bunu kaldırabilen psikolojiler var, kaldıramayan psikolojiler var. Yıllar sonra ayrıldığı eşiyle işte toplumsal anlamda tutunamadığı için tekrar barışmak zorunda kalan kadınlar olabiliyor. Birçok nedeni var. Ama biz bu işin hukuki noktasına baktığımız zaman boşanmalarda mesela çekişmeli boşanmalar en kötüsü. Çünkü bu sefer çamurlar başlıyor.
hakaretler başlıyor, aşağılamalar başlıyor. Peki bu noktada mesela çekişmeli boşanmalar ne kadar sürüyor? Kaç yıllık bir zaman alıyor ortalama? Ya, kesin bir şey söylemek mesela şey anlamışım. Diyorlardı bize eskiden, kulaktan dolma bilgi olarak soruyorum. İşte biz ayrılmaya karar verdik. Karşı tarafla evimi ayırdım. 3 yıl sonra otomatik beni hakim boşuyor. Böyle bir şey gerçek mi böyle mesela? Böyle kesin bir süre yok ama en basitinden... Evi ayırıp 3 yıl ayrı yaşamak. Ben sadece bir dosyamdan bahsedeyim. Hani hem de canlı bir örnek. Ben karşı tarafı hiç görmedim. Bana sadece kadın geldi. Hatta bir adli yardım dosyasıydı. Sadece kadını gördüm. Kadın boşanmak istediğini söyledi. Karşı tarafa tebligatlar gitti vesaire, dilekçeler geldi gitti ama adam kesinlikle bir ses etmedi. En sonunda boşandı. Boşandı yani. Hani adamı ben görmedim. Boşanma kesinleşti, soyadı değişti vesaire. Yani bunun kesin mesela bu nereden baksanız bir 2,5-3 sene sürdü mesela. Ortalama. Boşanma süreci de çok zor ya. Yani maddi konuları çok bilmiyorum ama manevi anlamda çok zor bir süreç. Mesela şöyle de bir şey var. Şimdi bazı kadınlar ekonomik güçleri olmadığı için boşanmak istiyorlar ama işte çocuğumu elimden alır. Çünkü böyle tehditlerle de karşılaşılabiliyor. İşte ben bugün boşanmak istiyorum ama benim ekonomik durumum müsait değil. Adamın ekonomik durumu iyi. Benim 2 ya da 3 tane çocuğum var. 1 çocuğum var. Önemli değil. Çocuğumun velayetini alamam korkusuyla boşanamayan kadınlar da var. Velayeti alabilmek için ne gerekiyor? Ya da boşanma aşamasında evet boşanmak istiyorum ama benim gücüm yok. Bu adamın ekonomik anlamdaki gücü benim çocuklarımı benim elimden almakla beni tehdit ediyor gibi şeyler de oluyor. Ne yapmak yani gerekiyor? Yani şöyle zaten yani orada belli bir yaş aralıkları var. Zaten çocuk artık kendi seçimini yapabileceği yaşa gelince. Mesela hangi yaşlarda çocuklar boşanma aşamasında? Yani yani genellikle 15 yaşından sonra zaten yani 15 değil hatta 12'den itibaren hakim soruyor. Nerede yaşamak istediğine geliyor zaten duruşmaya. Bence orası bana sorarsanız kötü bir şey çocuk açısından. Bundan önce zaten ilk etapta yani kadının gerçekten yani tabiri caizse kötü bir kadın olmalı ki velayet alamazsın. Yani ya da şartları gerçekten çok kötü olmamalı. Ama şartları da bana da sorarsan şartları gerçekten çok kötü bir kadın da çocuğa bakamayacak durumda ise zaten bence bakabilecek kişi de olması önemli. Babaya verilmeli. Mesela 3 çocuk sonuçta varsa ne olursa olsun bir çocuğa bakabilmek bir masraf. Tabii yani bir masraf. Hele yani, de şimdiki koşullara baktığında masraf değil, ciddi anlamda ciddi bir yük süreç. Yani bir kadın. Evet. Ve bir kadın kendini zor geçindiriyorsa bu daha da zor hale geliyor. Bu zaman çocuk mağdur oluyor. Bu zaman da velayet kavgası bana sorarsanız çok anlamsız bir durum haline geliyor. Peki mesela şöyle bir örnek verelim. Ekranlar başında bizi izleyen, bu durumda olan izleyicilerimiz de olabilir. Şimdi küçük yaşta çocuklarınız var. Boşanmak istiyorsunuz. 3 tane çocuğunuz var. Fakat bu 3 tane çocukta mesela velayeti hakim bölebiliyor mu? Yoksa anneye mi veriyor? Yani işte bu noktada şey çok önemli. Mesela belki de bu yüzden boşanamayan insanları da tanıyorum. Hani çocuklarım var işte yarın öbür gün çocuklarımı, çünkü kadının ekonomik durumu olmadığı zaman erkek tehdit ediyor. Çocukları alırım sana bir daha göstermem. Boşanamazsın benden deyip kadını öyle baskılayan erkekler de var. Şimdi 2 ya da 1'den fazla çocuk olduğu zaman hakim işte babaya velayetim, işte bir çocuğun velayetini babaya, 2 çocuğun velayetini anneye mi verir? Hani tabii bu olay iç dinamiği içerisinde farklı olabilir evet, ama tabii ki. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor mu? Ya da hangi durumlarda bu tür sonuçlar ortaya çıkıyor? Ya kalınabilir tabii ki de. Sonuçta mesela erkek çocuk babayı tercih edebilir, kız çocuğu anneyi tercih edebilir en basitinden. Tabii kalınabilir. Ama orada işte tabii ki tamamen ben yani eşlerin ve hakimin de göreceği somut olaya çok bağlı. Hani çok net bir cevap vermek bu konuya gerçekten yani mesela, yanlış bir bilgi olur. Yok ben netlikten değil de mesela ben boşanmak istiyorum ama benim ekonomik durumum yerinde değil. Kadın bu noktada şunu mu yapmalı? Gidip bir işe girmeli, sigortalı bir işte ben bu çocuklara bakabilecek güçteyim, bu çocuklarımın velayetini ben almak istiyorum savaşına mı girmeli? Yoksa benim kaderim bu, ben razı gelmek zorundayım. Ben kendi ayaklarım üzerinde de duramıyorum. İşte çocuklarım büyüyene kadar bu adama katlanmalıyım mı demeli? Tabii ki çalışmalı. Yani çalışmalı bu anlamda. Yani kadının orada sigortalı bir çalışan olması tabii ki kadın için bir avantaj. Ama işte dediğiniz gibi 2-3 çocuk, işte asgari maaşlarımızı zaten biliyoruz. Hani orada yine tabii ki bir hesap kitapta bir sıkıntı çıkabilir. Ya. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ek bilgi olarak. Bir kadın asgari maaşla çalışıyorsa ya da yahut misal veriyorum 1000 lira maaşı var kadının. Adamın da 5000 lira maaşı olsun. Bu anlamda mesela kadın çalıştığı için nafaka alamaz gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki daha düşük bir nafaka alır ve o zaman yine sizin de yani mesela misal veriyorum 1000 lira yani yoksulluk nafakası adı altında kadına bir nafaka bağlanıyor zaten. Kadın
bin lirayla ve iki çocukla geçinemeyeceği öngörülüyor zaten, her şey ortada. Üstüne tabii ki 400-500 artık adamın gücüne bağlı olarak, ama işte dediğim gibi orada da az önce reklamdan önce konuştuğumuz bu işte maaşını küçük göstermek, yüksek göstermek gibi şeyler. Hemen adam gerçekten 5000 liraya çalışıyorsa, bana sorarsanız 1000 liraya çalışan da bir kadın ortada varsa, tabii ki bana sorarsanız mantıken 1000 lira nafakada bağlanır diye düşünüyorum. Ama çocuk başına orada, eğitimi alıyorsa ama tabii orada, ki ödenmeli. Orada şöyle şeyler de olabiliyor. İşte adam yok borcum var, harcım var, işte şuna ben bakıyorum gibi şeyler yapabiliyor tabii. Vallahi kusura bakmayın da dünya 2-3 tane çocuk getiriyorsanız, boşanma sürecine giriyorsanız, çocuğunuza bakmamazlık ediyorsanız, benim her zaman söylediğim bir şey var. Belki o çocuklar bir şekilde büyüyorlar. Tok aç bir şekilde büyüyorlar. Ama siz o çocuklar büyüyüp bir meslek sahibi olup elleri para tuttuktan, belli bir yaşa geldikten sonra da siz yaşlanıyorsunuz. Bu sefer de çocuklarım diye ortalarda gezmeyeceksiniz. Anne babalık görevinizi her zaman yerine getirmek zorundasınız. Hani evliliğiniz biter, kadına nafaka ödersiniz, ödemezsiniz. O sizin kendi inisiyatifiniz. Ama dünyaya gelen çocuk sizin çocuğunuzsa siz ona bakmak zorundasınız. Boşanıyorum diye aman sigorta, bir şey söyleyeyim, bir yerde çıkıyor sizden zaten o. O çocuklarınıza babalık da yapmak zorundasınız, annelik de yapmak zorundasınız. Ha, her zaman babanın durumu iyi, annenin durumu kötü olmuyor. Tersi durumlar da söz konusu olabiliyor. Annenin ekonomik durumu babanınkine göre daha da iyi olabiliyor. Zaten böyle bir durumda kadın çocuklarına her türlü geleceği, evet, sağlayabiliyor. Ama neden bir anne bunların sorumluluğunu tek başına üstlensin ki? Boşanırken de çocuklar annede kalıyor. Adam başka bir kadın buluyor, çekip gidiyor. Çocuklar yine annede kalıyor. Sanki çocukları anne babasının evinden getirmiş gibi o sorumluluğu tek başına taşımak zorunda kalıyor. Şimdi bunun karşılığında da çocuklarını terk edip giden anneler var mı? Evet, var. Peki böyle bir durumda yasa koyucu nasıl bir sonuca gidiyor? Mesela kadın, görüyoruz televizyonlarda da seyrediyoruz. Kadın çocuklarını bırakıyor babaanneye, anneanneye, çekip gidiyor. Burada tabii ki yani bunu ispatlarsa ve velayet talep ediyorsa baba, baba velayeti alır. Alır değil alır. Mi? Bu tür durumlarda alır. Velayet. Yani ya çünkü sonuçta bir annenin de tabii ki çocuklarına karşı sorumlulukları var. Sorumluluklarını yerine getirmediğini, ama işte bir şey iddia ediliyorsa eğer, bu ispatla mükellef. Yani hani şöyle yani demek istiyorum. Mesela eğer ki baba şunu iddia ediyorsa, anne çekip gitti, beni bıraktı, beni çocuklarımla bir başıma evde kaldım. Bunu gerçekten tanıkla olsun, ne bir fotoğrafla olsun gibi şeylerle bunu belgelendirebiliyorsa tabii ki velayeti baba alır. Yani bu zaten 2 kere 2 4. Yani orada, yani ortada olmayan bir annenin velayeti alabilmesi söz konusu olmaz. Bu tam tersi için de aynı şey tabii geçerli. Yani burada aslında kadın erkek değil de sonuçta kimizden, tabii ki dediğiniz gibi kadın da gidebiliyor, baba da gidebiliyor. Yani bu hayatın gerçeği, bunu gerçekten hani böyle olsun, ben böyle olaylar olmuyor. Ama ne yazık ki çok fazla üzülüyor. Oluyor. Çok, evet, fazla oluyor. Artık kadınlar da bırakıp gidebiliyorlar, ama hani genel yapıya baktığınızda anne en son çocuklarını terk edip gidebiliyor. Ya da kadın gerçekten artık dayanamıyor. Bir noktadan sonra psikolojisi bozulup gidebiliyor. Birçok nedeni var. Tabii bizim buradaki nedenlerden çok hukuki sonuçlar bizim için önemli. Peki bu ihanetle ilgili bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bir dönem işte böyle bir dava açıldı. İşte ihanet eden kadın ya da erkeğe dava açılıp tazminat talep edilebilmesi gibi bir durum. Hatta yasa koyucu daha önce örnek teşkil edebilecek bir sonuç alınmıştı. Ama sevgili tazminat dediğimiz, evet, bir var şey. Var mı öyle bir şey? Var öyle bir şey. Evet, yani sevgili tazminat dediğimiz bir şey orada, yani hani bana sorarsan çok yerinde mi? Bence değil. Çünkü sonuçta bir sevgili tazminatı dediğimiz şeyde tek suçlu mu var? Yok. Bu yani, ama aslında buradaki iç dinamik de çok önemli. Kadın adamın evli olduğunu biliyorsa, kadın evli adamı kandırıyorsa, bak şimdi kandırma boyutuna geliyorum. Kıyamam, sizin cinsiniz hep kandırılıyor zaten. Hep kandırıyoruz sizi biz. Eğer kadın bunu bilmeden yapıyorsa bence burada bir adaletsizlik var. Ama kadın adamın evli olduğunu biliyor, yuvasını da yıkıyorsa bence bırak ceza almayı, yani. Ama artık günümüzde artık teknoloji o kadar hakikaten... Adamlar adını yalan söylüyor. Doğru söylüyorsunuz ama adam yani... karısıyla aynı evde yaşıyor, nikahı yok, bekarım diyor. 5 tane çocuğu var, bekarım ya diyor. Muhakkak artık o cambazlık. Yani ama artık bu baktığımız bu karakter analizine girer. Yani bu hukuk dışı bir şey. GBT'sine baktırın, bak ben size söyleyeyim. Adamın anasının adını, babasının adını, doğum tarihini, TC kimlik numarasını... Hakikaten bilemiyorsunuz ki, sosyal medyada diyorsunuz. Benim arkadaşımın başına bir şey geliyor.
Sosyal medyada adam amcasının oğlunun adını soyadını kullanıyor kendi fotoğrafıyla. Nereden bileceksin, adam bekar. Ne zaman ortaya çıkıyor olaylar? İşin içine girdikçe ortaya çıkıyor. Şimdi teknoloji gelişiyor diyoruz ama teknoloji çok tehlikeli bir şey. Doğru söylüyorsun. Hani ben adamı söylesem yani yalan söylesem söyleyemem. Ortadayım çünkü. Teknoloji doğru kullanmakla alakalı bir şey. Yani zaten artık hani işte Facebook, Twitter, işte bir sürü application var biliyorsunuz, hepimiz kullanıyoruz. Yani birinden bir yerde illa bir hata çıkıyor diye düşünüyorum. Ama işte bağlandıktan sonrası kopması zor oluyor. Ama öyle hikayeler var ki, yani düşünsenize, bakın üniversitede bir hocanın bir tane manken resmi koymuş kadına, ciddi para aktarıyor bak. Ya bu hani eğitimle de alakalı değil. Hani basireti bağlanıyor, hatta haberlere konu oldu. Bir üniversitede, hangi üniversite bilmiyorum, bir kadınla tanışıyorlar. Kadın çok güzel bir fotoğraf koyuyor. Sonra kadın o olmadığı çıkıyor. Gördüğü kadınla fotoğraftaki kadın aynı değil. Yani bak, kıyamam, sizi kandırıyorlar ya. Vallahi sizi kandırıyorlar. Bu geçen bir tane şey program seyrediyorum. Kadın fake bir profilde bir tane işte manken fotoğrafı koyuyor. Herkes onun o olduğunu düşünüyor. Yani aslında sosyal medyada dikkatli olmak lazım. Yani o fotoğrafları nasıl araştıracağız bilmiyorum ama. Peki şöyle bir şey daha soracağım bak şimdi. Asıl can alıcı. Şimdi bahsettik ya sosyal medyadan, Facebook'tu, Instagram'da, oydu buydu. Şimdi kadın boşanmak istiyor. Adamın da sosyal medya üzerinden yazışmalarını yakaladı. Bunlar delil niteliği taşıyor mu? Taşır. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu tür delilleri sunabilmek için özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir evlilik birliğinden bahsediyorsak, bir kere özel hayat o evlilik birliğidir. Bu bir cepte. Yani mesela yani, adam kadınla yazışıyor ya, yani, da kadın adamla yazışıyor. Yani kim, hangi taraf hiç önemli değil. Kim başkalarıyla yazışıyorsa tabii ki delil teşkil eder. Orada önemli olan, hani burada kim olursa olsun, kim, çünkü artık kadın erkek fark etmeksizin herkes buna maruz kalıyor ve bunun hakkında önüne geçilemeyecek bir durumda artık zaten. Orada önemli olan onun resmini çekmek. Yani onu, çünkü çok çabuk yok ediliyor ve sonrasında tekrardan mahkeme bir araştırma talep ettiğinde bir şey bulamıyor. O yüzden de önemli olan, olayı gördünüz, yakaladığınız anda bir resim, onu da bir dosyaya sunulması şartıyla. Yani sosyal medya üzerinden yazışmalar, mesajlaşma, işte telefon, ne bileyim, birbiri WhatsApp araması gibi, artık bir sürü şey var yani. Onların sadece resimlendirmek çok önemli yani. Onlar kesinlikle delil teşkil ediyor. Yani ne yapacaksınız? Sosyal medyadaki şifresini çaktırmadan alacaksınız. Adam uyurken gireceksiniz, yazışmaları kontrol edeceksiniz, screenshot yapacaksınız. Bunlar boşanma sebebi mi peki? Yani o tarafa bağlı yani. Tabii ki bazısında tabii ki sonuçta bir de bir çapkınlık olabilir. Bazen de yalan konuşmalar olabilir. Ne bileyim işte, misal siz söylediniz az evvel, işte Ahmet değil de Mehmet çıkıyor mesela biri. Bu da bir kandırma ve bu bir insanın hakikaten de güveni kırıcı bir şey. Ve hakikaten de güven kırıldıktan sonra sağlıklı bir evlilik birliği kurabilmek gerçekten zor oluyor. O yüzden de tabii ki bu kötü bir şey ya. Neyse, birazdan akıl vereceğim, bekleyin. Telefonumuz. Tamam, isim vermiyorsun zaten. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. İsim vermek istemiyormuşsunuz. Biz de isminizi... Evet. Ama ben size Rumuz Ali Bey desem olur mu? Olur, Ali Bey diyebilirsiniz. Tamam, Ali Bey diyeyim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi yani ben eşimle şu anda boşanma aşamasındayım. Bana 100 maddi 100 manevi dava açtı. 3 milyar nafaka davası açtı. Ben eşimi darp ettim. Yani döydüm. Çünkü 1,5 yıldır beni aldatıyor. Ben yakaladım. Şimdi çocuğun velayetini almam için ne yapmam lazım? Yani bilerek kendini dövdürdü. Yani ben dövme taraftarı değil. Tabii şiddet kullanmak istemem ama o an öyle gerekiyordu. Öyle yaptım. Yani ne yapmam lazım bu konuda? Bu zina belgeli mi Ali Bey? Zina belgeli derken telefon kayıtları var, konuşmaları var. Mesaj yok ama, değil mi? Mesaj var. Var. Yani onlar boşanma dosyanızda mevcut mudur? Ya ben onları da vermedim de yani verdiğim zaman ne yapmam lazım? Yani onlar, çünkü telefon yani, kayıtları var. Yani darp ettiğiniz için işin açıkçası bu çocuğu korumak adına, yani çocuğu
Yani orada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun önüne, bununla nasıl geçebilirsin hiç bilmiyorum. Zaten siz şimdi şöyle, doğru mu anladım? Eşiniz size dava açtı. Siz de, evet. Siz de karşı dava mı açtınız? Ben daha dava açmadım. Siz dava, bana yeni dava açtı. 3 ay uzaklaştırma aldım şu anda. Şu anda eşim başka bir şehirde. Çocuklarımı ben kendim götürdüm, yanına bıraktım. Hani barışma şey yaparız diye. Ama o dava açtı, avukata verdi. Şimdi ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Yani ne yapabilirim? Özür dilerim, ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi eşinizin bir başkasıyla 1,5 yıldır görüşmesini siz ne zaman öğrendiniz? Yaklaşık 3 ay önce öğrendim. Affettim. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Yok şudur, budur. Dedi senden boşanmak istiyorum. İşte olmuyor böyle. Peki şöyle bir şey soracağım size. Siz eşinizin size ihanet ettiğini bilip affedip sonra neden şiddet uyguladınız? Şiddet şöyle uyguladım. Yani şimdi biz bir düğüne gittik. Düğünden geldik. Affedersiniz yatağa girdik. İşte ben sarılmak istedim. Dedim ağzım kokuyor. Çünkü işten geldiğiniz için hani ben... Yani şey söyleyeyim Ali Bey, hiç özele girmeyelim ama yani sizin aranızda yaşanan bir olaydan sonra siz öfkelenip ona şiddet mi uyguladınız, yoksa eşiniz size başka bir şey mi söyledi? Çünkü hem affediyorsunuz hem ondan sonra şiddet uyguluyorsunuz. Sonrasında da galiba eşiniz bu konuyla ilgili de gerekli yasal başvuruları yapıyor. Ya ben eşime başka, yani bu aldatma olayından dolayı darp etmedim. Şimdi 27 yıldır evliyiz. Yani 3 tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Yani şimdiye kadar benim ağzım kokmuyordu da şimdi mi koku diye bir tartıştık derken birbirimize girdik. Yani iyi ki seni aldattım, iyi ki yaptım, iyi ki şunları söyleyince ben de o anda köpürdüm. Anladım. Orada sizi kışkırtmış. Aslında ben şöyle bir şey söyleyeyim. Avukatımız bu konuyla ilgili gerekeni söyleyecek ama eğer ortada bir ihanet oluşmuşsa aslında sizin başta yapmanız gereken affetmek değil. O evlilik birliğinde zaten hani birlik esasına dayalıdır sadakat. O sarsılmış. Sonrasında eşinize şiddet uyguladınız. O da galiba gitti. İstediğini verdiniz ona. O da gitti sizinle ilgili suç duyurusunda bulundu. Sizinle ilgili şikayette bulundu galiba. Tabii, hatta bana şöyle söyledi, yani bu darp olayından sonra benim istediğim buydu, sen yaptın, helal olsun dedi, çekip gitti. Yani şimdi olayı tek taraflı dinliyoruz. Zaten şimdi şöyle, evet, hem tek taraflı dinliyoruz hem de yani siz şimdi tam onun tam karşılığı zina, yani bir zina var ama zinaya siz affetmişsiniz. O yüzden artık biz onu rafa kaldırdık. O yüzden de bununla alakalı artık bunu kendinizin yönünüze, lehinize kullanabilecek bir şey çok zor diye düşünüyorum. Çünkü affetmişsiniz. Sonuçta insanlar ya da tanık getirdiğinde eşiniz evet böyle bir şey yaşandı ama sonuçta affetti dediği anda zaten bu ortadan kalkar. Kaldı ki zaten elinizde sadece yazışma ve telefon görüşmesi var herhalde, değil mi? Doğru anlıyorum. Evet, evet. Siz SGK'lı çalışan mısınız diye bir sorayım diyeceğim ama yani bir darp olunca genellikle çocuğun ruh sağlığı... Bir de 27 yıllık evliler ama çocuklarınız kaç yaşında? Biri evli. Evet. Küçük de değiller çocuklar. Biri evli. Biri 21 yaşında, biri 9 yaşında. Evet, sadece bir çocuğun velayetinde sıkıntı var zaten. İki çocuğun velayeti söz konusu değil zaten. Onun için soruyorsunuz değil mi? Evet. Yani o bu arada darpın boyutu nedir? Yani kırık, morarık, çıkık. Morardı, kırık yok. Anladım. Yani ya bana sorarsan sonuçta bir darp var ve bu gerçekten yani hiç yanlış bir hareket. Kesinlikle desteklemiyoruz. Ama yani hani bunun bir hata olduğunu, hakikaten de bunun sizin hiç isteyerek yapmadığınızı şeklinde belki de hani hakim önünde kendinizi savunursanız, evet iyi de bir işinizin çocuğa da güzel bir gelecek vaat edebileceğinize dair bir kanaat oluşturabilirseniz velayeti alabilirsiniz bir ihtimal. Ama yani darp olunca bu anlamda hem kadını hem çocuğu yani kanunu geçtim, hakim zaten buna müsaade etmez, takdir de etmez böyle bir şey diye düşünüyorum. Tabii yine delilleri kullanabilir mi boşanma için? Ya da siz boşanmak istiyor musunuz? Şimdi dava açılmış ama siz boşanmak istiyor musunuz karşı taraftan? Ya ben boşanmak istemiyorum. Ama yani boşanmak ya bilmiyorum ama. Be
belki eşinizi bir, yani boşanma değil de bir ayrılığa ikna etseniz de, bu ayrılık sürecinde ikiniz mesela, sonuçta şöyle bir şey var, bir boşanma davası her zaman boşanma için açılmıyor. Ayrılık da talep edebilirsiniz. Ayrılık talep ettiğinizde bir dönem ayrı yaşarsınız. Hani belki atıyorum bir kafede buluşursunuz. İşte 9 yaşında çocuğunuz da gelir. Belki bir süreci böyle geçirip hani bazı şeyler yoluna koyabilme adına zaman kazanabilirsiniz. Sonrasında bu ayrılık sonucunda baktınız ki yine bu iş hani yürümüyor. Ondan sonra bir boşanma talep edebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Ya şimdi şöyle de söyleyeyim. Şimdi benim 9 yaşındaki çocuğum doğuştan hasta. 3 sefer, 4 sefer ameliyat oldu. Şu anda tedavi görmek zorunda. Yani şimdi kızım çalışıyor, eşim de çalıştığı zaman benim çocuğum ortada kalacak. O zaman yani siz çalışmıyor musunuz? İmkanları yok. Siz çalışmıyor musunuz? Ya ben çalışıyorum ama şu anda onlar benim yanımda değil. Onlar başka şehirde, ben İstanbul'dayım. Ya işte bu durumu izah edecek şekilde davanızda güzel bir dilekçeyle. Avukatınız var mı? Avukat var. Yani avukatınıza o zaman zaten gerekeni yapacaktır. Yani tabii ki avukatım zina davası açalım dedi de ben açtırmadım. Hani dedim sadece sanal alemde konuştukları falan öyle dedi. Biz sadece sanal alemde konuştuğumuz için hani bir nevi şey ettim ama şimdi konuşmaları bana çok tuhaf geldi. Karı koca konuşmaları gibi. Yani ben evli olduğum halde o konuşmaları yapmadım hiç. Yani zina davasını zaten sizin açmanız, yani sadece bir yazışma ve telefon kayıtlarıyla sizin onu yani ispat edilir mi, kabul edilir mi? Yani bence edilmez. Benim şahsi kanaatim. Tabii ki yine hakim o başka bir şeye hükmeder, onu hiç bilemem. Ama bence hani siz de açmayalım diyerek bence doğru hareket ettiğinizi düşünüyorum ben. Çünkü zina davalarının zaten genellikle yani tamamen kabul olduğu çok görülmüyor. Yani çok apaçık ortada ve bilinen kişiler arasında değilse. O yüzden de hani yani şiddetli geçimsizlik davasına siz dahil oldunuz değil mi? Doğru, yani siz bir karşı dava açmadınız. Yok, ben açmadım. Sadece o siz dava. Siz dahil oldunuz. Zaten şu an zaten gerekçe, yani bence bu anlattıklarınızı avukatınız güzel bir dilekçeyle davaya dahil eder. İşte belgelerinizi sunarsınız. Yani en azından mesela o belgeleri sunduğunuzda sadece şöyle bir şey olur. Olabilir. Hani bu bizim zina iddiası değil de hani eşinizin artık sizinle birlikte olmak istemediğine dair bir kanaat oluşturur. Bu, sonrasında da yani çocuğa da iyi, hakikaten de güzel bir gelecek. Yani zaten bahsettiğimiz şey 9 senelik bir velayet. 9 seneden sonra zaten velayet söz konusu olmayacak sizin için. Bu süreç içerisinde de gerçi şu an sınırlı ehliyetli herhalde. Yani ömür boyu bir rahatsızlık mı bu arada? Ya ömür boyu, yani kalıcı, şimdi tedavi görmezse kalıcı olacak. Eğer tedavi görürse, şu anda biz yani her ay hastaneye götürmek zorundayız. Şimdi eşimin öyle, bak ben gittim, eşim çocuğum burada bir ufak kaza geçirmişti. Ben gittim çocuğumu görmeye oraya. Hastaneye götürmedi, yani hastane onlardan 30-35 kilometre uzakta. O zaman şöyle yapalım mı? Siz telefonunuzu bıraksanız ya da bir sonraki arada arasanız, daha detaylı konuşsak. Çünkü reklama yaklaşacağız. Sevgili yönetmenim, numarasını alırsak beyefendim, bir sonrakinde daha detaylı konuşursak daha sağlıklı olacaktır. Bu arada bir şarkı arası da verelim, sonra reklama gidelim. Yönetmenimiz alsın, biz de konuya öyle devam edelim. Tamam. Beklerim.
köşe başı beklerim. Vay benim emeklerim. Beni çala çala yoruldu bileklerim. Al beni kıyamam seni. Beni çala çala yoruldu bileklerim. Al beni kıyamam seni. Pembe günlerim soldu. Ak yüreğim ne oldu? Pembe günlerim soldu. Ak yüreğim ne oldu? Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldu. Al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldu. Artı 40 Futbol Veteranlar Ligi'ni değerlendirmeye devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi'ne ışık tutan Artı 40 Futbol bu haftada birbirinden renkli konuklarla ekranlara geliyor. Artı 40 Futbol'un bu haftaki konukları Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Sportif Direktörü Alpay Özer, Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Milli Karma Oyuncusu Ercan Üner ve Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Milli Karma Oyuncusu Turgay Kaplan. Artı 40 Futbol çarşamba akşamı saat 21.45'te TV 52 ekranlarında. TV 52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. D-Smart'ın ardından TV 52 şimdi de Turkcell paketinde Digiturk 222. kanalda. Antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin. Sadece çevremiz, geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Piraziz'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. ATV spor tutkunu yılların Fiko babası artık Boztepe'de.
ATV kullanamıyorum diyenler, 10 dakikada güvenli ATV sürmeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda ATV eğitimi vererek güvenli nasıl sürülür size eğitmenlik yapıyoruz. Macera ve adrenalin tutkunları, ATV keyfini yaşamak isteyenler, sizi Boztepe'ye safari tura bekliyoruz. Doğayla iç içe, bol oksijen ve ATV spor keyfi. Hem eğitim almak hem de boş zamanlarınızı değerlendirmek için. Boztepe'de Efendioğlu ATV Safari Turu arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Efendioğlu ATV Safari Tur 0537 673 3116. Boztepe Ordu. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. 78 milyon hektarlık Türkiye yüz ölçümünün yalnızca %11'i sulanabilir mutlak tarım arazisidir. Toprak kaybı gıda güvenliği tehlikesinin habercisidir. Üretilemeyen kaynak bir avuç topraktır. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için haydi Türkiye, tarım arazilerini birlikte koruyalım. Çünkü ben güveni gıda diyeceğim. Verimli tarım arazilerine yapılacak tarım dışı faaliyetlere izin verilmeyeceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Avrupa'daki gurbetçilerimiz için de çok ilgilendiren bir konudur. Çünkü gerçekten Avrupa'da çalışıp da burada çok iflas eden, parası çalınan, ne bileyim kandırılan, dolandırılan bir sürü gurbetçilerimiz var. Çünkü evet, gurbette insanlar zaten duygusal. Zaten o insanlarda bir vatan özlemi var. Yatırımlarını yapmaya korkuyorlar artık. Nereden alsak, ne yapsak, ne etsek, köşedeki parayı alıp nereye bir yatırım yapsak, çoluk çocuğumuzun geleceğiyle alakalı ne yapabiliriz diye çok düşündürücü olaylar olmaya başladı. Çünkü zamanında Allah'a şükürler olsun. Tabii ki şu an devletimiz gerçekten, Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel adımlar atıldı. Artık bunların hepsi süpürüldü. İşte değerli Mehmet abimiz gibi dostlar, Allah razı olsun. Sen bunu oradaki söyleyince insanlarımıza aklıma geldi. Oldular. Dün akşam, dün tapusunu yaptığı gönderdim. Belçika'dan gelen Kırşehirli iki tane arkadaş. Ya ta Kırşehir'den buraya reklamla ilgili gördükleri için geldiler. Ya. Ama bir tedirginlik. Yani ne yapsam da ben rahatlatsam derken, zaten bizim sistemimiz gereği tapuyu teslim edene kadar biz 1 lira kapora da dahil olmak üzere hiçbir şey almıyoruz. Tapusunu teslim edene kadar. En sonunda baktım olacak gibi değil. Benim Silivri'deki ofisin tam karşısında postane var. Oradan bir e-devlet şifresi aldım. Dedim ki bak gel sana bir e-devlet şifresi alalım. Aldı, yukarıya çıktık tapuya. İmzayı attık, tapusunun daha o kağıdı almadı. Dedim ki aç o e-devlet şifrenden. Aç e-devlet şifresinden, yerini göreceksin sen. Yukarıda imzayı attık ama daha kağıdı almadığı için rahat değil. Açtı baktı ki işte telefonundan, e-devlet şifresinden işte almış olduğu gayrimenkul üzerine geçmiş. Adamdaki rahatlığı bir görseniz var ya. Ne kadar güzel. Adamdaki rahatlığı sadece sizin memnuniyetinizle alakalı. Müşteri, bizim emin olun bu televizyonlarda yapmış olduğumuz reklamdan ziyade reklamın en güzeli memnun kalan müşteriden oluyor. Tabii. Müşteri eğer memnun kaldıysa reklamın en güzeli oradan oluyor. Tabii ki. Mehmet Bey, illaki hani almak zorundasın. Alacaksın, o yüzden ya gel, almayacaksan hiç gelme. Biz öyle de demiyoruz sevgili izleyenler. Kesinlikle. Almasanız bile gelin otobüslere binin, gidin orayı bir görün. Bir keşfedin orayı. Ayağınızı toprağa bir basın. Şöyle bir gezinin. O havayı bir teneffüs edin. Almak istemiyorsanız bile, ama emin olun fikriniz çok değişecek. Hafta sonlarında cumartesi pazar günleri özel 3-4 tane otobüslerle bütün müşterilerimizle beraber arazinin başına gene gidiyoruz. Evet. 3-4 tane otobüslerle
İçimizde sanatçı arkadaşlarımız var. Şarkılarla, türkülerle stressiz oranın tadını çıkartmak için. Gitmiş olduğumuz bölge dağın arka tarafındaki gibi değil. Zaten normalde İstanbul'da E5'te binmiş olduğumuz minibüsler, otobüsler Silivri merkeze kadar. Silivri'den de her yerleşim alanına mutlaka otobüs var. Servis minibüsleri var. Yani bahsi olan yerlerde elektriği, suyu olan yerler, otobüsleri olan yerler, devletin her türlü hizmetini verdiği yerler. Bedelleri 25 bin liradan diye, 30 bin liradan, 40 bin liradan diye bakıldığında zannediliyor ki işte bunlar çok uzak, işte çok farklı. Emin olun, buralarda çok sık aralıklarla inşaatlar bilene başladı. Yerlerimizin çok sık aralıklarla inşaatlar bilene başladı. Vallahi yani, dikime bile başladılar. Çamlar diktiler. Parselini alan herkes orayı belirtmek için. Ne kadar güzel. Gittiğimde gördüm çam ağaçlarını. Bir güzel diktiler mis ya, gibi. Herkes yerini oraya sürdü. Güzel bir köy evi yapacaksın var ya. Herkes yerini vallahi billahi tam vallahi benlik ya. İki hemen de sığır. Ya, iki üç tane de sığır alacağım koyun. Ah git oraya hafta sonu kafa dinle. 0212 397 17 27 arayın sevgili izleyenler ve pişman olmayacaksınız. Diyorum ki çıkın çıkın gelin. Mehmet Bey de zaten orada. Sormak istediğiniz ne varsa Mehmet Bey'e de sorabilirsiniz. Oradaki Mehmet Bey'i mi bulamadınız? Orada zaten Mehmet Bey'in bütün sağ kolu sol kolu inanın orada. Kimi ararsanız orada. Yani müracaat edeceğiniz, sorup danışabileceğiniz insanların hepsi orada. İstediğiniz soruları sorun. Bizi aramaya devam edin ve Klas Arsa ofisinde kalın. Mutlaka diyorum. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. Eksi 40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat hayallerinizdeki eve sahip olun. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını, güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alanyapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alanyapı, alanında lider. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak
ve orada olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Sedat Ünver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Melet'ten Esen Rüzgar, Perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Bu haftanın konuğu THM sanatçısı Seyhan Çek. Melet'ten Esen Rüzgar, hoş sohbeti ve müzikleriyle Perşembe akşamı saat 22'de. Sakın kaçırmayın. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Nostalji yaşıyoruz. Evet ama bu yeni bir şarkı. Sevingül Bahadır'ın şarkısı. Ama nostaljik bir havası yani, evet, var ya. Evet, nostalji bir havası var. Evet yani hani nostalji yaşatıyor. Evet. Yani bunlar 70'leri 80'leri yansıtıyor aslında. Biraz daha böyle nostaljik bir havada galiba. Biraz Sevingül Bahadır da böyle bir şarkılar yazma yeteneğine sahip biliyorsunuz. Biraz nostaljik şarkılar. Ama tam sanat için şarkı yapan bir
sanatçı büyüğümüzdür Sevin Gülbahadır. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu arada bugün aslında şunu da görüyoruz. Evet, kadınlar biraz daha haklarını öğreniyorlar. Çünkü kadınlara yönelik çok fazla programda çok fazla haklarından bahsediliyor. Aslında bir erkeklerin de mağduriyetini aslında birazcık ters psikoloji yaratarak bugün biraz da onun farkına vardık. Ama mesela ben şunu merak ediyorum. Genelde toplumumuzda kadınlar ihanete uğradığı zaman evliliği hemen bitirmiyor. Çünkü çocukları oluyor, sorumlulukları oluyor, ekonomik koşullar, aile boyutu, toplum boyutu. Peki erkekler neden acaba? Bu konuyla ilgili bir psikoloğumuzla davet edeceğim. İhanete uğradıkları zaman erkekler evliliklerini neden bitirmiyorlar? Zannediyorum bir ego var erkeklerde ve bu ego hani yenilme psikolojisi de olabilir. Neyse. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Ali Bey. Evet, buyurun. Tamam. Şimdi avukatımızla daha rahat bir şekilde, en azından zamanımız kısıtlı değil, olayı tekrar anlatabilirseniz. Ya bu arada şeyi merak ettim. Sizin doğum tarihiniz, gün ayı nedir? Merak ettim valla. 3-1-1969. Oğlak. Neyse, artık hiçbirinizi de tutturamadınız. Neden? Sizin çok duygusal olduğunuzdan bahsetti arkadaşlar. Balık dedi. Yengeçsin sen, sus bence. Sezgilerin de işe yaramadı. Şimdi Ali abicim, öncelikli olarak eşinin 1,5 yıldır bir başkasıyla beraber, biz izleyicilerimize, yeni açan izleyicilerimize de hatırlatalım. 1,5 yıllık bir sosyal medya üzerinden görüşme mi bu? Real bir görüşme mi? Sosyal medya üzerinde ve yüz yüze görüşme de var. Yani, anladım. Yani bana diyor trafikteyim, çünkü pastanede görüşüyorlarmış. Ben bunları tabi sonradan öğrendim. O şahsı da yakaladım. Şahıs bana işte bunları anlattı. Sosyal medya üzerinde beni buldu, benden arkadaşımı buldu. Yazışmalar, görüşmeler. Peki. Peki bunun neden affetme gereği duydunuz? Hani ben bunu sorayım en ya, başta yani. Şöyle yani, çocuklarım çok ısrar etti. Baba sosyal medya üzerinde görüşmüşler, bunda bir şey olmaz dedi. Falan filan derken ben de tamam dedim, affettim. O da şey etti. Ama sonradan ne olduysa fikrini değiştirdi. Habire beni çileden çıkarmaya başladı. O yüzden de yani ben sizin yerinizde olsam, hani zina talepliden ziyadesiyle hani bir boşanma davası açılmış ama yine hani sonuçta burada hani ne olursa olsun aslında baktığınızda yine sizin de bir mağdur durumunuz var, hani darp hariç. Evet. O yüzden de en azından hani zaten avukatınız aslında bunu hani üstad illaki bilir. Bir karşı davayla hani sizin de taleplerinizi ne içerecek bir dava açsanız belki siz kendiniz için ve hani çocuğunuzun velayeti için daha belki sağlıklı bir karar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki çocuğunuzun rahatsızlığı nedir? Merak ya, çocuğumun rahatsızlığı şimdi böbrek hastalığı. Doğuşta çift emesi var. Yani çift torbası yırtık, bir türlü ameliyatla olmuyor. Bu ergenliğe girdiği zaman tabi bu çocuğuna ve kendisine çok büyük bir tehdit şey diyor. O yüzden ergenliğe girmeden bu tedaviyi yapmamız lazım. Bu da sürekli hastaneye gidip geliyordu. Yani eşim kendisi de hastanede çalışıyordu zaten. Ama onun şu anda o imkanları sağlayacağını sanmıyorum. Yani eğer bunu belgelendirirseniz en azından hani çocuğu, hani annesi çocuğu götüremeyeceğini, hani onun anne için bir imkansızlık söz konusu olduğunu, o zaman hakim zaten bunu görür ve velayet size verebilir diye düşünüyorum. Ama işte bu darp olayı gerçekten yani kötü olmuş sizin için. Yani o sizin aleyhinize işler. Yani onu size söyleyeyim. Ya, avukatınız da size zaten söylemiştir. Ben ona katılıyorum, bir şey etmiyorum. Ben avukatımla konuştuğumda avukatım dedi ki siz ağır tahrik altında bunu yaptın. Tamam, tabii ki yani bu bir savunma sonuç. Tabii ki bir tahrik var. Hani zaten o demin söylediğiniz sözler tabii ki bir insanı tahrik edeceği de ortada. Ama işte en nihayetinde bir kadına bir şiddet hani baktığınızda. Hani o yüzden yani ne olursa olsun bir tahrik olsa bile, hani ne altında silah zoruyla bile yapsanız, hani bu bir sonuçta sonuç olarak baktığınızda bir raporlu bir darp
Hani bundan bahsediyorum. Peki aldığı rapordaki hani moralim şiddette sadece morarmalar mı var yoksa farklı zararlar da verdiniz mi? Ya farklı zarar vermedim. Sadece ben darp ettikten sonra dışarı attım. Ablaları geldi, yeniştesi geldi. Ben kapıyı kapattım, içeri girdim. Onlar da dışarıda bana hakaret etmeye başladılar. O arada bıçakla bunları kovaladım ama kesinlikle bir şey yapmadım. Bu konuyla alakalı sizin mesela bu olaya özellikle yaşadıklarınıza tanıklık edecek gerçekten birinci dereceden var mı birileri? Hani... Ya işte bu mesela benim bacanağımın oğlu da benden şikayetçi olmuş. Ben bunu konuşunca bu dedi ki yenişte dedi bunu ben annemle teyzeniz zorunda ben şikayetçi oldum. Yoksa şikayetçi olmam, sen haklısın yerden göğe kadar da. O zaman o bacanağınıza bence söyleyin şikayetini geri alsın bir şekilde. O da sizin aleyhinize işler. Çünkü birden fazla sizinle alakalı şiddet içeren bir şikayet var ise bu yine boşanma davanız süresince de size çok olumlu etkilemez. Ya ama zaten boşanmak istemiyorsunuz değil mi siz? Karşı taraf istiyor boşanmak. Karşı taraf istiyor, evet. Ama siz velayet yüzünden siz aslında boşanmak istemiyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. Yani aslında evlilik birliği için değil, çocuklar için olduğu için. Yani gerçekten birazcık işin içinden çıkılmaz bir hadise. Yani zaten hani sonuçta muhtemelen burada özetiyle bize anlatıyorsunuz. Avukatınız herhalde daha detaylı da bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. Ya işte avukatım bana şunu söyledi. Dedi ki yani ben bu delilleri avukatıma sunduğum zaman bana dedi ki Hıdır dedi 30 maddi 30 manevi tazminat açarız buna. Yani böyle bir hakkımız var. Çocuğun velayetini de %85 yani alma imkanımız var. Çünkü seni hem seni tahrik etmiş hem aile şerefini işte haysiyetini şeylerini bozduğu için bunlar olabilir. Ama iyi düşünmen lazım dedi. Bunlar çocukların ileride önüne çıkmasın yani. Sizin duruşma gününüz belli mi? Yok, daha duruşma günü belli değil. Daha dilekçeler gidip geliyor o zaman değil mi? Evet. O zaman yani yeriniz olsam yani belki de susup kalmayı değil de dediğiniz gibi belki bir karşı atak yaparsanız belki dediğim gibi de işte şey zaten sizin boşanmak istemediğiniz sürece ve hani dosyanızı da avukatınız takip edecekse bayağı bir uzar o iş zaten. O çok kolay da sonuçlanmaz yani. Ama mesela dava süresince de bir ara kararla eğer ki hakikaten de çocuğu annenin işte gerektiği gibi hastaneye götürmediğini de bir şekilde tespit ederseniz tanıkla vesaireyle bir şekilde dosyanın içine girmesini becerebilirseniz geçici olarak velayeti de alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Hani ya belki boşanma. Şimdi ben yani bir nevi de annesinden ayırmak istemiyorum. Yani velayet ben hatta anne avukatı aradı beni. Dedim ki şöyle çocuğun velayeti bende kalsın yine annesinin yanında kalsın. Yani ben çoluk çocuğumu mağdur edecek bir adam değilim. İlla ki yardımcı olurum. Bunu eşinize ama, söylediniz mi? Bunu eşime de söyledim yok diyor. Yani eşim benimle konuşmuyor daha doğrusu. Avukatı aracılığıyla benimle konuşuyor. Anladım. Şu çocuğumu mesela ben gittim aldım hastaneye ben kendim götürdüm. Yani bunu götürürken de yani oradan hastaneye gitmesi 31-32 kilometre. Gece kimse götüremez bir bayan tek başına. Ben onu da ispat edebilirim, ben hastaneye götürdüm oradayken. Tamam işte bunları da dosyanıza sunun o zaman. Yani sonuçta yani bir taraf boşanmaya karar verdiyse ve siz tabii boşanmak istemiyorsunuz illa ki bir yerde o zaman hakimi gerçekten bu evliliğin devam etmesi gerektiğini biri onun nazarında bir kanaat oluşturmak size düşüyor yani. Size ve avukatınıza. Eşiniz hani kaç yaşında değil bu arada? 45. 45 46'sına giriyor evet. 39 yaşında anne olmuş, 36 yaşında. Peki şimdi siz bu boşanma noktasına gelinme sürecinde eşiniz burada boşanmaya inat eder ve diretirse ihanetle ilgili elinizde ispatlayabileceğiniz ve mahkemeye sunabileceğiniz bir şeyler var mı? Ya da var mı kafanızda hani çünkü... Şimdi şöyle söyleyeyim yani telefonla konuşurken görüntülü konuşma şeyi var, ne konuştuğunu ben kaydetmişim. Aa, kaygılı. Hukuka aykırı mı bu? Hukuka aykırı bir delil o. Yani çünkü sonuçta haberi var mı size o çekimi yaptığınızdan? Haberi işte o gün oldu. Haber, yani çektikten sonra mı? Çekmeden evvel mi?
Ya çekmeden evvel diyordum işte böyle yapacağım diye. O inanmadı. Ben onu yapınca ondan sonra öğrendi. Ama tabii daha yapmadım onu. Yani yine de öyle çekimler yani ya tabii ki bir hakimin yani hakimde kanaat oluşturmak için de fayda var. Yani izler izlemez onun takdirinde ama genel olarak da hani direkt sonuçta bunu hani çektiğinden hani açık ve açık şunu olması lazım. İşte biri sizi kameraya çekti. Evet benim şu an buna haberim var ve çekildiğinizin onun anlaşılıyor olması gerekiyor. Anlaşılıyor mu bu görüntüden? Anlaşılmıyordur muhakkak. Gizli bir çekimdir herhalde tahmin ediyorum. Sonrasında da siz ona söylemeniz de bence pek bir şey ifade etmez diye düşünüyorum ama ya tabii sunabilirsiniz. Yani bu sunmakta da bir zarar olmaz yani. Sizin lehinize bir durum sonuçta. Çekildirken kendi telefonuna bir korsan program yükledim. O programla kayıt yaptım. Anladım. İşte az önce benim sorduğum bir soru vardı ya hani işte sosyal medya üzerindeki konuşmalar ve bu konuşmalarla ilgili deliller beyan edildiği zaman bu hukuki anlamda doğru mudur ya da kişisel hayatın özel gizliliği aslında bunu da i̇şte artı parantez olarak söyleyebilirsin. Yani şöyle bir şey var orada yani eğer kayıt halindeyken yani telefonun dinlendiğinin diyelim ki yani bir talep olmuş ve dinlenilme kararı çıkmış. Böyle bir karar var. Karar alındığı zaman bir sıkıntı yok. O zaman bir sıkıntı yok. Ama bunu gayri resmi bir delil olduğu için bu sizi sıkıntıya sokabilir. Demek ki burada olması gereken şey siz eğer bu noktada gerçi avukatınız gerekeni söylemiştir ama son olarak avukatımızın size önereceklerini alalım. Teşekkür ederim size. Yani dediğim gibi bütün her şeyi sunun. Ben olsam sizin yerinizde. Ben olsam ayrıca bir karşı dava açarım ama boşanmak istemiyorum dediğiniz. Yani talepleriniz o kadar karışık ki size tam net yönlendirmek açısından birazcık zorlanıyorum şu an. Çünkü boşanmak istemiyorsunuz, velayeti istiyorsunuz. Hani talepler çok karışık. O yüzden de hani dediğim gibi işte ayrılığı talep edebilirsiniz. En şu an mantıklısı boşanma değil ayrılık. Boşanma değil ayrılığı talep edin. Hakimin yüzünde hani bir süre daha bunun denersek bir şeyler olabileceğini gibi bir kanaat oluşturun. Belki ayrılığa karar verirse en azından süreci uzatırsınız. O süreçte kendinizde de ölçme ve tartma biçme zamanınız olur. Birazcık da sakinleşmiş olur ortalık. Aynen. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Sizi de sizin gibi durumu aynı durumu yaşayan izleyicilerimize de birazcık da olsa bilgi vermiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte buradaki olay aslında sıkıntı. Bir şey bittiyse zorlamayacaksın. Ha çocuğun velayetini almak aslında bana göre en azından hani hep bahsettiğimiz anne babalık bitmiyor. 9 yaşında rahatsızlığı olan bir çocuk için anne babanın kişisel çatışmaları dışarıda bırakıp çocukları için gerekeni yapması. Evet. Aslında olay o olmalı diye düşünüyorum. Lütfen çocuklarınızla ilgili. Şimdi evlilik hayatında ihanetler olabiliyor. Zaten istatistiklere baktığımızda aldatılan erkek sayısı bana göre daha fazla. Bunların da istatistiklerini görebiliyoruz ama burada önemli olan şu. Her şey bitebilir ama baki kalan evlilikte çocuklarınız oluyor. Çocuklarınız için biraz daha bence seviyeyi ve saygıyı korumak. Şiddet ne yazık ki bizim işte toplumda Abdullah Bey ile de konuştuk. İşte öfke anında işte beni tahrik etti, ben dayanamadım, vurdum. Öyle bir durumda vurmak yerine evi terk edin. Tabii ki. Alın mutfaktaki bütün bardakları kırın, tabakları kırın. Onların yerine bir şey alabiliyorsunuz. En azından orada sizinle ilgili savcılıkta şikayet konusu olamıyor. Bardaklarımı kırdım, şikayetçiyim olmuyor. Hakikaten biraz daha belki de şiddeti minimuma düşürmek, biraz daha psikolojimizi düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi avukatımıza ben şunu sormak istiyorum. Bu arada bir izleyicimiz de yazmış. Sizinle irtibat kurmak istiyormuş. Programımızı da çok beğenmiş. Şimdi ben bilgileri yazacağım birazdan sosyal medya üzerinden. Sizinle bağlantı kurmak istiyor. Şimdi burada az önce de bahsetmiştim. İşte sosyal medyadaki konuşmalar, işte Facebook, WhatsApp. Bunları delil olarak kullanabilmek için izinle mi yapmak Hayır, gerekiyor? Hayır, bu izinle değil. Bunu az önce konuştuk. Bunu sadece... Şimdi görüntülü konuşma deyince... Görüntülü konuşma değil. Bunu sadece bir dediğiniz gibi screenshot, işte ekran görüntüsü adı altında dediğimiz şey bir ekran görüntüsü altında yani bir çıktısını almak yani kağıda dökmek tek şeyi o. Peki eğer ama normal mesaj, normal SMS onu zaten mahkeme talep edebiliyor şeyden. Çıkartılabiliyor. Yazışmalar çıkıyor. Hani bir muhtemelen onda belli bir süresi var diye tahmin ediyorum. Tabii sözlü konuşmalar çıkmıyor dediğim gibi. Dinleme kararı olmadıkça zaten onlar kayıt altına alınmıyor. Yani öyle bir durum var ama dediğim gibi SMS çıkar.
Yani talep edilir. Denir ki şu tarihten şu tarih aralığına kadar. Şimdi ama internet üzerindeki görüşmeler ve aramalarda mesela WhatsApp'la ilgili görüşmeler ve aramalar çıkarılabiliyor mu? Gerçi onlar teknoloji çok gelişti onlar, ama. Yani onlar çıkarılamıyor genel olarak. Zaten sonuçta baktığında. Evet, ama WhatsApp. Kimse normal mesajlaşmıyor bu ülkede. WhatsApp'ta yani şöyle bir şey olabilir. Yani işte o dediğim gibi ekran görüntü. Mesela gördüğünüz açık kalmış. Resmini çekin. Hani bu çok da zor bir şey değil yani artık. Ya işte resmini çekiyorsun ama bir de şu var. İşte Ali Bey'in sonra yaptığı gibi ben ayrılmak istemiyorum dediğinizde yani oradaki ihaneti bir şekilde aslında tölere etmiş oluyorsunuz. Burada karşı taraftan ayrılmak istemiyorsunuz. Ama ortada karşıya bir dava açmak istiyorsunuz. Burada bence biraz daha işte belki de bir psikoloğa, belki bir evlilik danışanına gitmek lazım. Gerçi avukatlar da zannediyorum şu dönem ara bulucular var değil mi? Evet. Hani boşanma kararıyla gelen, boşanmak istiyoruz diyen kişilerle ilgili ne tür bir ilk etapta mesela boşanmak için geldiler, anlaşamıyoruz biz dediler. Öncesinde hemen boşanma davası mı açılıyor? Yoksa ara bulucular... Yani adam... orada işte zaten genel bahsettiğim şey bu bir anlaşmalı boşanmaya dönüyor aslında baktığınızda. Zaten kişiler karşılık taleplerini söylüyorlar. Birbirlerini kabul ediyor. Bir protokol hazırlanıyor. İmzalanıyor. İşte avukat ya da avukatsız artık hiç fark etmez. Gidiyorlar duruşma gününü alıyorlar. Duruşma gününde hazır bulunuyorlar. Evet boşanmak istiyoruz. Protokoldeki imza bana aittir. Bitti gitti. Ben de anlaşmalı boşandım. Peki. Bizimki çok kolay oldu. Cuma günü başvurduk. Salı günü bizi boşadılar. Olay bitti. Ama sonrası sıkıntılıydı. Malları da adama verdim. Ya, nedir pişmanlığım biliyor musunuz? Şimdi biz boşanma aşamasına geldik. Ben bir koşulla boşanmayı kabul ettim. Yani boşanmak istiyordum ama koşulum vardı. Çocuğun velayetini aldım. Bütün eşyaları bıraktım. Üstümdekilerle çıktım. Olsun yine bir velayette çıktık yani. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi boşanma gerçekleştiği zaman kadın mesela o anki ruh haliyle durumu da iyi olabilir. Ya da adamdan kurtulmak için nafaka istemiyor. Ama sonrasında kadın işte tekrar nafaka davası açabiliyor mu? Geçmişe dönük nafaka talep edebiliyor mu? Geçmişe dönük nafaka talep edemez. Yani boşandı, işte bir yıl kesinleşti, geçti. Değil mi? Evet, kesinleşti. Bir yıl içinde zaten nafakayı, yoksulluk nafakasını bir yıl içinde açması gerekir. Boşanmadan itibaren eğer ki hani hakikaten bir yoksulluk durumu söz konusuysa ama bu zaman şöyle bir şey de olması gerekiyor. Boşanma davası süresince ve kararda özellikle bundan feragat etmemiş olması gerekiyor. Eğer ondan feragat ederse geriye yönelik sadece çocukla ilgili. Çocuğun nafakası bambaşka. Şimdi şunu da bir ayırt edelim. Yani iştirak nafakası dediğimiz şey çocuğa bağlanan. Çocuk her zaman yani bağlanır. Devam ettirir, arttırmak ister. Her zaman bu devam edebilir. Yani çocuk yüksek öğrenimin sonuna kadar. Ama ve lakin bir de kız çocuklarında evlilikten sonra sanırım hakkı kayboluyor diye biliyorum. Kadın sadece boşanma gerçekleştiğinde ve feragat etmediği takdirde bir yıl içinde tekrar bir nafaka davası açabilir. Ama onun dışında yani feragat ettiyse de kadın kendine ait bir nafaka talep edemez. Peki kadın boşandı, kendine ait nafaka istemedi, çocuklara da istemedi. Ama sonrasında bir mağduriyet yaşandı. Tamam, çocuklar için açabiliyor edebilir. Mu? Çocuklar için olur. Yani hani kendisi için yani açabilir. Zaten orada yani 18 yaşına sonra 18 yaşını doldurmuş çocuklar zaten kendileri açıyor babaya nafaka davası. Ama ondan küçükler için. Ondan küçükler için. Anne tabii zaten yasal temsilci zaten yani onlar için. Yani mecbur sonuçta çocuk kendi haklarını savunamayacağı için. Velayet de annedeyse tabii ki haliyle. Kadın çocuğu için, çocuğun adına bu davayı açıyor. Ama zaten orada olay kadın kendine istemediği için çocuk adına yürüyen bir şey gibi oluyor. Peki bu tür davalar uzun süreçli davalar mı? Yani zaten onda hem yani biraz hızlı yürüyor. Çünkü zaten ilk etapta da hemen bir tedbir nafakası da bağlanıyor. Yani o hani dava sürecinde aslında nafaka ya da bir ekonomik bakımdan aslında yoksun bırakılmıyor. Zaten hakim hemen ilk celsede ya da bir ara kararla, acil gördüğü takdirde ara kararla bile hemen işte ne gerekiyorsa yani cüzi ya da değil işte duruma göre, somut olaydaki ekonomik durumu şartlarına göre bir nafaka bağlıyor. Sonrasında da karara bağlanıyor zaten. Zaten bu tür durumlarda da yapılması gereken şey işte çocuklarınızın haklarını korumak. Tamam evet yani nafaka talep edilmiyorsa sonrasında çocuklar için nafaka talep edilebiliyor. Peki boşanma aşamasında kadın kendisi için nafaka talep etmiyorsa, kağıdı imzalamamışsa tekrar onun bir nafaka talebinde bulunma şansı olabiliyor mu? İşte bir yıl dediğim gibi. Bir yıl içerisinde, bir yıl sonra
O da olmuyor. Zaten otomatikman zaten bence de normali de o. Çünkü bir yıl sonrasında zaten herkesin kendine ait bir hayatı oluyor artık. Baktığımızda yani. Yani işte ya yani, olaylar o kadar değişiyor ki. İşte, tabii ki yani. Kadın durumu iken sonradan mağdur olabiliyor. Bir sürü şey oluyor ama bir yıllık bir süre içerisinde de davada, boşanma davasının akabinde kendisi için bir yılda, çocuklar için de açabiliyor daha sonrasında. Peki. Sorularımıza geleceğiz ama siz neler yapıyorsunuz? Biraz da sizinle sohbet edelim. Ben neler yapıyorum? Biz yeni albüm hazırlıyoruz şu anda. Sevgili Niran Ünsal'la beraber bir 5 şarkılık albüm hazırlıyoruz. Altyapıları bitti. Okumalarımız kaldı. Bu arada konserlerimiz devam ediyor. Bir de özellikle şeyde ben şu anda çok ön plandayım. Sosyal projelerde. Mehmetçik konserleri için bu aralar hazırlıklarımız var. Onlara başlayacağız. Cezaevi konserlerimiz var. Yeni bir kitap yazdım. Cezaevi ile ilgili. Çünkü demiştiniz ya cezaevlerinde 229 bin kişi var şu anda ve hepsi kendi avukat artık. Cezaevindeki mahkumların hepsi kendi avukattır. Yani avukata da gerek yok bazılarında. Cezaevi kitabı yazdım. Gerçek hikayeler, yaşanmış hikayeler. Şarkı besteliyorum. Şarkılarımı yazıyorum kendim. Yine eşimden, dostumdan şarkılar alıyorum. Bir televizyon programımız var proje halinde, bir sanatçı, astrolist arkadaşımızla beraber. Onu yakında sunmaya başlayacağız inşallah. Veya ben olurum veya olmam, o da şu anda muallakta. Böyle yoğun gidiyor. Boş vakitlerimde bir küçük çiftliğimiz var. Onunla yani motive ediyorum kendimi biraz da. Çiftlik nerede? Kamilova Kumburgaz'da. Kumburgaz'da. İçinde her şey var. Kediler, köpekler. Kediler, köpekler eskiden köpek kediyi gördüğü zaman kovalıyordu. Şimdi kendileri bir arada yaşıyorlar. Ben çok seviyorum şu anda. Biz insanlar bir arada yaşayamıyoruz ya. Ben çok seviyorum kedileri. Bizde bir problem var. Bizdeki sorunu çözmek gerekiyor. Ne oldu? Tamam, bir şey olmadı. Kedi sevmiyor hadi. Yok, Harun olsaydı yılan sevmiyorum canım. Ben hep miyim, yılan sevmiyorum derdi. Peki bu cezaevi hikayeleri gidip birebir röportaj mı yaptınız? Şimdi konserlere gittiğimiz zaman mutlaka oradaki mahkumlar yanımıza yaklaşıyorlar. Mutlaka mektuplar veriyorlar veya çok mektup geliyor, fax geliyor bana cezaevlerinden. Hem şarkıma besteler misin? İşte hikayesini anlatıyorlar. Bazısının talepleri oluyor adli konularda. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok hikaye, gerçek yaşanmış hikayeler hepsi. Yo, şey açısından söylüyorum. Kader mahkumu dediğimiz bir şey var. Gerçekten hani... Kader mahkumları çok var cezaevlerinde. Yani şu anda 229 bin kişi varsa bunun 100 bin kişisi rahattır kader mahkumları. Anlık bir şeyler. Ya hayat aslında öyle, biliyor musunuz? Ne olacağımız her şey anlık. Belli değil. Yani o yüzden birazcık böyle... Hayatı sevmeyi öğrenmek lazım. Sevgiyle bakmak gerekiyor. Pozitif olmak gerekiyor. Ne bileyim yani, diyorum avukatların işi de çok zor. Bu tür durumlarda sizler kötü oluyorsunuz. Ceza davalarına giriyor musunuz bilmiyorum ama bir kadın için de çok zor oluyor aslında. Çünkü karşınızdaki, yani geçen bir avukat arkadaşla konuştuk. Bayan avukatlarla ilgili konuştuğumuzda artık kadınların ceza avukatları, yani ceza davalarına daha çok bakmaya başladıklarını söylüyorlar. Bu noktada güzel bir şey. Çünkü kadının bence her alanda başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunu şey olarak düşünmeyin, hani kadın erkek eşitsizliği olarak düşünmeyin. Ama hakikaten kadınların daha aktif olduğu bir dönem. Kadınların sosyal hayatın içerisinde var olduğu. Eskiden mesela kız isterken çalışıyorsa kızlar istemiyorlardı. Şimdi evde oturan kızlar istemiyorlar. Evet, orası öyle. Ya zaman ne kadar hızlı değişiklik gösteriyor. Şimdi artık şey, yani bir arkadaşımız bir kız istemeye gittiğinde diyor ki çalışan istiyorum artık. Çünkü eve katkıda bulunması lazım. Tek maaşla geçinilmiyor. Ama onun dışında daha güzel ya, faaliyetler daha iyi, çalışması bir bayanın bence. Beraber çalışması daha iyidir. Ya aslında olay ne biliyor musunuz? Bence evlilikteki temel, en temel göstergelerden bir tanesi saygı. Eğer saygı varsa o evlilikte paylaşım da oluyor. Ama saygının olmadığı, ya bu aslında sadece evlilikler için geçerli. Bence ikili ilişkilerde, normal sosyal hayatın içerisinde de saygı çok önemli. Biz sevmek zorunda değiliz birbirimizi ama saygı duymak zorundayız. Bence insanların artık bir güç savaşına girdi ya, kadın ekonomik anlamda daha güçlü olması, ataerkil bir toplum olmamız, erkeklerin bu noktadaki geldiği durumda belki de kadının ekonomik özgürlüğünün artması, kadının özgüveninin yerine gelmesi, erkeklerin gücünü birazcık daha azalttı. Bu sefer kadını sindirmek için ne yapmak gerekiyor? Şiddet
psikolojik baskı, evet, işte fiziksel şiddet gibi. Belki de bunlar mı acaba? Tabii ki bunların bence çok büyük etkisi var yani. Hani genel olarak işte söylediğiniz çok doğru artık yani kızlarımızın arkadan birçoğu yani zaten okuyor ve bir şekilde bir meslek sahibi oluyor. İyi kötü hani bir garsonluk bile bence zaten. Ekmek parası bir şekilde bir şey kazanıyorlar. Yani artık evde oturan kadın kız sayısı çok az. Bu anlamda da tabii ki güçleniyorlar. Güçlenince de tabii yani bir erkeğin bunu her zaman yani kaldırma gücü her zaman olmuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer kadının nerede baskılayacak? Annelerimiz biz işte bizim anne babamız çalışırdı. Annemiz evde çocuk bakardı. Şimdi sistem o değil. Sistem değişti evet. İşte bir de aileden tabii ne gördüğünüz o da var yani işte. Valla ben aileden gördüğüm hiçbir şeyle alakam yok. Hiç. Baba diktatördü. Diktatör bir kız yetiştirdi. Babaya benziyorum ama birazcık kadın versiyonuyum. Ama biraz da bilinçlenme, yetiştirilme tarzından çok teknoloji bence insanların hayatına ışık tuttu bazı konularda. Bazı konularda da negatifleştirdi diye düşünüyorum. Tabii avantajları ve dezavantajları var muhakkak yani. Çünkü dediğimiz gibi kötü niyetle kullanıldığı da çok oluyor. İyi niyetle de yani güzel kendini geliştirmek için de kullanılıyor. Yani bunda yani el işi olsun, yemek tarifi olsun. Sonuçta hemen elimizin altında artık. Ya yemek artık bilmeyen kadın kalmadı. Bak ben bile neydi kuru dolma mıydı yapmayı bilmiyorum. İnternete girdim. Hem görüntülü ama yaptım yapmadım önemli değil. Öğreniyorsun. Evet. Ama keşke daha faydalı şeyleri öğrenebilsek. Yani iyi noktada kullanabilsek. İşte maalesef ama. Çirkin kadın kalmadı. Çirkin erkek kalmadı. Abi herkes güzel. Bakıyorum teyze 70 yaşında altındaki muhteşemsin. Fotoğrafa bakıyorum, yazana bakıyorum, samimiyete bakıyorum. Yani hani biraz da gerçekçi olalım. Bu ama bu zaten çok da gerçek olmuyor tabii. İşte efendim, gerçekçi olalım. Evet. Bir de sosyal medya üzerinden şunu da soralım. Şimdi ne yazık ki maalesef sosyal medya evet hepimizin elinde bir evet, cep telefonu var. Beğenmediğimiz şeylere hakaret ediliyor. Aşağılayıcı, küfür türler, aşağılayıcı sözler yazılıyor. Şimdi bu noktada siber suçlar galiba. Evet. Şimdi öyle canınız sıkıldı. Ben buna bir laf söyleyeyim. Özellikle ünlülerde ben çok denk geliyorum. Bir şey paylaşıyor. Altına ne hakaret, herkes birbirine hakaret ediyor. Birbirlerini tanımıyorlar ama hani bütün aile birbirini tanıyor edilen küfürlerde. Şimdi bu noktada ne yapmak gerekiyor? Şimdi onu silmeden önce bir de sanal klavye delikanlısı var. Arada ben de yapıyorum ama ben isim vermiyorum. Ortaya atıyorum, üzerine alınan alınıyor. Ama isim vererek i̇şte, yapanlar isim da var. İsim vererek ve hakikaten bir suç unsuru teşkil edecek bir şey yapması tabii ki bu bir suç. Hakaret suçu dediğimiz şey. Hakaret suçunun internet üzerinden yapılış hali zaten bir şekilde bu siber suçlar dediğimiz şey. Yani böyle birine küfretmekle olmuyor. Yazarak yaptığınızda yani yazarak da. Ama yani mesela orada tabii ki bir o sinkaflı sözcük dediğimiz şeyi yazıp akabinde işte Ayşe Fatma işte ne, misal veriyorum Ahmet Yılmaz hani gibi olması gerekiyor ki İsmi suçun yani bir yere gidiyor olması gerekiyor. Eğer ortalığıysa kamuya ait oluyor. Bu zamanda kime şikayet edecek? Ama şöyle bir şey var. Mesela sanatçıların paylaşımına bakıyoruz. Gerçi şey yapıyorlar artık. Onlarda da şeyler var. Ama bununla ilgili filtreler çok, var. Çok fazlaca da tazminatlar uygulandı yani. Ben çok gördüm hani. Mesela en son Şeyma Subaşı'nın işte yani, evet, hapis cezasına kadar vardı. Yani öyle canım sıkıldı. Bir fotoğrafın altına ay sen ne kadar iğrençsin, sen ne kadar şöylesin, ne kadar böylesin yazmak. Hani orada yazıyla kalmıyor. Orada fotoğrafını ve ekran görüntüsünü aldığınızda kişiyi tanımasanız bile profilinden galiba tabii, bulunabiliyor. Tabii. Yani ne kadarlık da, bir cezası var ya da bunlar bu da, ceza bu da, mıdır? Bu da yine zaten bir de hakaret suçunu oluşturuyor. İşte bu da yine savcılıktan başlıyor. Savcılık orada onu kovuşturmaya karar verir ve Asliye Ceza Mahkemesi yahut işte ağır cezayı gerektiren bir durum varsa ağır cezaya gönderir. Ondan sonra hakim takdir ediyor. Yani orada suçun tabii suçu önemli. Hani ne kadar ceza demek yanlış olur. Çünkü hakaret suçu yok, içinde tehdit var mı? Cana kast var mı? Hani bu hepsi eklenince totalinde uzun bir liste haline geliyor. Yani onu da yani öyle canım sıkıldı. Sanal klavye delikanlılığı yapıyorum. Ahmet'e oturduğum yerden tehdit ediyorum. Nasıl olsa bana bir şey olmaz demeyin. Onların da cezası olduğunu biliyorum. Evet. Peki şunu da biliyorum. Mesela sosyal medya üzerinden tehditleşme ya da kişiye gönderme yapıldığı zaman bu göndermeyi atıyorum fotoğrafladınız. Gittiniz savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. İlk etapta cezası var mıdır onun? Aynı suç 6 ay içerisinde tekrar edildiğinde mi o bir ikinci ceza ile birleştiriliyor? Yani tekerrür dediğimiz hadise o. Yani aynı zamanda yani daha bir soruşturma devam ederken tekrar bir soruşturma açılır. Yine ama bunun tekerrüre girip yani tekerrüre girip girmediğine hakim karar verir. 6 ay dediğiniz şey
şey bence bana sorarsan tekerrüre esastır. Ve yani bunu işte hakaret suçunu diyelim en basitinden. İki kere üst üste oldu. Soruşturma daha devam ederken bir hakaret daha oluştu. Bir, aynı kişiye de farklı kişiye artık bilmiyorum hani onu söylemediniz. Daha sonrası Aslı'ya cezaya gider. Yok şey açısından söylüyorum. Araştırdım da yani bildiğim kadarıyla. Hale gelir. Ya ben bugün atıyorum size hakaret ediyorum. Ben sizinle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Siz gidiyorsunuz. Suçu ilk kez işlediğiniz için size herhangi para cezasıyla galiba. Evet, adli para cezası. Ama aynı suçun tekrarını ikinci 6 ay içerisinde bir daha yaptığınızda bu sefer hem para cezasını ödüyor. 6 ay diye yanlış değil. Olur o. 3 yıl veya 5 yıl galiba. 3 ya da 5 yıl evet. Yok cezası anlamında ama değil. Aynı mesela bu ay bana ben gittim şikayetçi oldum. 3 ay sonra bana aynı tehditle bir daha yazdı. Tamam o dosyaya eklenir. İşte eklenir. Hani eklenir. Şey olarak biliyorum hani 6 ay içerisinde aynı suç ikinci kez işlendiği zincirleme zaman. Zincirleme suç olur. Suçun niteliği değişir. Hani hakaret cezası suçu artar. Cezası ve ceza öne gider. Ya ceza hakarette gitmez biraz, de yani. Gerçi yani, o biraz cana kast vesaire işte Şeyma Subaşı'nın yani olduğu işte gibi. Yani işte 5 yıl veya 3 yıl içinde aynı suçu işlersen ikinci defa tabii yani dosyanı zincirleme konuluyor. Suç dediğimiz şey meydana gelir ve daha fazlasında bir ceza alma. Ceza almasına sebep olur yani. Yani o yüzden lütfen özellikle ikili ilişkilerde bunlar çok fazla yaşanıyor. Mesela geçenlerde 62 yaşında bir bayan 38 yaşında 24 yaş küçük eşi tarafından silahla öldürüldü. Ama öncesinde ikisinin de birbirlerine sosyal medya üzerinden tehditleştiği ve tehdidin ne yazık ki gerçekleştiğini sonrasında öğreniyoruz. Yani sonrasında ortaya çıkıyor. O yüzden hani bu tür tehditleri de sosyal medya üzerinden böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığınızda lütfen yine bu konuyla ilgili bence gerekli yerlere gidin. Çünkü bazen karşınızdaki insanın kim olduğunu bilemiyorsunuz. Hani sizi tehdit eden adam belki bazen lafta da kalabiliyor, icraata da, realiteye de dönebiliyor. Ama bu noktada ne olur? Fotoğrafını çekin böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda. Gerekli başvurularınızı yapın. En azından caydırıcı bir etkisi olur diye düşünüyorum ben. Yani böyle zamanlarda da bu arada onu da hemen ekleyelim. Çünkü şimdi 183'ü söyledim. Adli yardım söyledik. Ceza konusunda ayrı bir kurum var baronun. Yine baroya bağlı. Bu da CMK dediğimiz şey. CMK'ya başvurduklarını yine ücretsiz avukat hakkından faydalanılabiliyorlar. Bu CMK'yı açabilir miyiz? Ne olur? Ya CMK dediğimiz şey suç. Yani ceza hukuku üzerine. Yok şey açısından söylüyorum. Mesela birisi sizi tehdit ediyor. Böyle bir noktada işte oradan başvuru yapılabiliyor Hayır. mu? Hayır. Şimdi ilk önce karakola gidiyorsunuz. En yakın karakola. Karakolda böyle bir durum var ve avukat istiyorum diyorsunuz. Ya oradaki ifade avukat katılır, bazı gerekli hallerde savcılıkta katılır, bazı gerekli hallerde dosya açılır ve zaten duruşma dosya yani dava dosyasına eklenir. Bir şekilde yani avukat her aşamada avukat talep edebiliyorlar ve bu da ücretsiz. O da orada zaten hani kişinin sadece ben CMK'dan hani haberdarım. 183 müdür bu? 183 değil bu. Bunun hattını şu an ezbere bilmiyorum. Tamam. Onu internet size. Üzerinden. Evet internet zaten CMK yazdığında hemen çıkar. Google'a yazdığınızda herkes bunu artık yapabiliyor. Ben yapayım bari. De en azından izleyicilerimiz. Oradan bir avukat talebinde bulunabiliyorlar ve onlara her aşamada yardımcı oluyorlar. Ve bu da zaten bir ücret vesaire talep edilmiyor. Yani gerçekten olayın içerisine tehdit girmişse lütfen hani gerçek belki realiteye çevrilemeyebilir. Belki onun gerçekleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Ama hani bir laf vardır ya korkulu rüya görmektense tedbirli olmak her zaman iyidir diye düşünüyorum. Bakacağım CMK olarak yazıyoruz değil mi? Ceza Mahkemesi. CMK diye çıkıyoruz. Ben hemen CMK asistan yazın. Asistan yazayım hemen. Tamam. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Gerçi zaten artık karakoldaki memur arkadaşlar bu konuda da zaten çok bilgili. O yüzden evet. Hemen avukat istiyor musunuz diye soruyorlar ve o da evet ya da hayır cevabı doğru. Zaten oradaki polis arıyor hatta CMK'yı. Sizin aramanıza bile gerek yok aslında genel olarak öyle söyleyeyim yani size. CMK deyip araştırdığınızda zaten İstanbul için 0212'li bir numara veriyor. Ya sonuçta hepimizin elinde bir cep telefonu var. Ne yazık ki siber suçlarda ciddi anlamda artışlar oldu. Ne kadar acıdır ki insanlar artık evinde oturup karşıdakini tehdit edebiliyorlar. Ama bu tür şeyleri hafife almayalım. Ne olur ne olmaz. Tedbirli olalım. Zaten mutlaka. Kaderde ne varsa onu yaşıyoruz ama tedbirli olmak her zaman iyidir diye düşünüyorum. Bu arada son 8 dakikamız ve programın sonuna geldik.
Vallahi çok hızlı geçiyor. Bir de bugün gerçekten sadece kadınların değil, bu noktada erkeklerin de mağduriyetiyle ilgili. Ekranları başında mağdur olan erkekler ya da mağdur olan kadınlarımız da oturdular, izlediler. Bu konuyla ilgili avukatımızın verdiği bilgiler doğrultusunda eminim hepinize ışık olabildik. Tabii biz bunun devamını istiyoruz. Avukatımız eğer gelirse 15 günde bir hani canlı yayında canlı canlı böyle sözünü alalım ya. Tabii bu diğer konulara da değinmek gerekiyor ama tabii bugün için en azından ekranları başında izleyen izleyicilerimizi bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Son olarak toparlarsak sevgili avukatım, neler diyoruz biz izleyicilerimize? Neler diyoruz? CMK'dan bahsettik, Adli Yardım Kurumu'ndan bahsettik. Kadınların bu anlamda hemen ilk yakın, yani bir şiddete maruz kaldıklarında, gerçi bugün hep erkeklerin şiddetinden bahsettik ama yani... Ama bu da aslında iyi bir şey. En azından erkeklerimizin de artık yaşadıkları konuları gurur mevzusu yapmayıp kendilerini de ifade etmeleri bu noktada bence çok güzel oldu. Bu anlamda kadınların yani ilk etapta ilk yakın, en yakın mülki amirliklerine, yani karakollara, karakol merkezi, jandarma merkezine başvurmaları, olmuyorsa adliyeye yakın oturuyorlarsa adliyeye de gidebilirler. Bu arada onu hiç söylemedik. Adliyeye de gitmeleri yani gayet sağlıklı olabilir. Bu anlamda bana 183 arayabilirseniz sevgili izleyiciler, bir kadın şiddete maruz kaldığında 183 arayabilirsiniz. Yakın, en yakın arkadaşlarınız gelemeyebilir ya da bu tür şiddete maruz kalan birileri olduğu zaman 183 aradığınızda en azından orada şiddete maruz kalan kişiye yardımcı olabilirsiniz. Şiddete maruz kaldıysanız, yakınlarınızı da çağıramıyorsanız elinizdeki cep telefonuyla 183 arayabilirsiniz. Bugün biraz daha kadın şiddeti ve velayetlerle ilgili konuştuk. Ben avukatımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar bizi bilgilendirmesi için onu davet edeceğiz. Sizleri de bilgilendireceğiz. Son olarak sözlerinizi alalım ve sevgili sanatçı konuğumuz Ramazan Bey'e de son sözlerinizi alıp teşekkür edip ben gidiyorum. Pazartesiye kadar yokum. Avucunuzu yalayın. Beni göremeyeceksiniz. Kıymetimi bilin işte. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli ediyoruz. Bir sohbetti. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür o zaman. Ederim. Sağ olun. Sevgili Ramazan Evet, Bey. Bugün çok özel bir günümüz. Mehmet, gecemiz hayırlara vesile olsun, mübarek olsun. Herkesin Mehmet kandilini mübarek Mehmet, olsun. Mübarek dualarınız olsun, diyorum, kabul olsun. Olsun. Bana da dua edin, hepimize dua edin. Bak 5 kişiyiz, 10 kişiyiz, hepimize dua edin. Selamlar diyoruz herkese. Bizi izleyenler için herkese selamlar. Biz de çok biz teşekkür ediyoruz. Için. Evet sevgili dostlar, yarın ve sonraki gün olmayacağız ama yayınlarımız, bant yayınımız devam edecek. Pazartesi saatler 14'ü gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Ettiğiniz dualarınız kabul olsun. Sevmekten, gülmekten, hayal etmekten, dua etmekten ve kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin. Pazartesi saatler 14'ü gösterdiğinde bizlerden ayrılıyorsunuz. Zaten bizi takip ediyorsunuz. Yarınki programlarımızı da takip edin, tamam mı? Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Şimdiden hepinize mutlu hafta sonları. Çarkı'ya veda ederim. Sevgiye değmezmiş kör kalbin, aklın nerelerde?